Sinpaş Filet Ofis. Sokaklarımızdaki, caddelerimizdeki, evlerimizdeki saatli bomba Facebook. Fitoterapi ve akupunktur uzmanı Doktor Ümit Aktaş, Facebook tüketiminin tehlikeleri hakkındaki merak edilen her şeyi işin aslında anlatıyor. Facebook tüketmek bizi nasıl obeziteye sürüklüyor? Fast food tüketiminin aşırı kilo almamıza etkileri. Aşırı fast food tüketiminin yarattığı büyük tehlike kanser. Ayaküstü fast food tarzı beslenme nasıl kanser riski oluşturuyor? Fast food ve diyabetin nasıl bir ilişkisi var? Fast food'un diyabet oluşumuna etkileri. Kaleminizi kağıdınızı hazırlayın. Doktor Ümit Aktaş'tan doğal ve sağlıklı tarifler. Ümit Aktaş'tan tamamen doğal besinlerden yapılan sağlıklı tarifler. Ümit Aktaş'ta hepsi ve daha fazlası işin aslında. Beyaz TV ekranlarından hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyorum efendim. Bu güzel salı gününde de her salı olduğu gibi Doktor Ümit Aktaş yine bizlerle birlikte olacak. Bugün hepinizin ilgisini çekeceğine inandığım çok önemli bir konumuz var. Fast food'un zararlarını konuşacağız bugün. Zamanla daha çok hayatımıza giren fast food türü beslenmenin nasıl zararları var? Hepsini sevgili Ümit Aktaş bütün detaylarıyla bizlere anlatacak. Ayrıca kullandığımız aletlerde, tükettiğimiz doğal olmayan besinlerde bulunan tehlikeli kimyasalları konuşacağız. Ayrıca çok özel bir detoks çayı tarifimiz de olacak. Hadi vakit kaybetmeyelim, işin aslı başlıyor. Sokaklarımızdaki, caddelerimizdeki, evlerimizdeki saatli bomba Fast Food. Fitoterapi ve akupunktur uzmanı Doktor Ümit Aktaş, Fast Food tüketiminin tehlikeleri hakkındaki merak edilen her şeyi işin aslında anlatıyor. Fast Food tüketmek bizi nasıl obeziteye sürüklüyor? Fast food tüketiminin aşırı kilo almamıza etkileri. Aşırı fast food tüketiminin yarattığı büyük tehlike kanser. Ayaküstü fast food tarzı beslenme nasıl kanser riski oluşturuyor? Fast food ve diyabetin nasıl bir ilişkisi var? Fast food'un diyabet oluşumuna etkileri. Kaleminizi kağıdınızı hazırlayın. Doktor Ümit Aktaş'tan doğal ve sağlıklı tarifler. Ümit Aktaş'tan tamamen doğal besinlerden yapılan sağlıklı tarifler. Az sonra işin aslında. Fast food. Yedikçe daha çok yeme isteği uyandıran bu eşsiz tatlardan neden vazgeçilemiyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Tanıştıralım. Monosodyum glutamat. Namı diğer Çin tozu. MGS'nin en önemli özelliği yiyeceğin içindeki tadı lezzetli hale getirip insanda daha çok yeme isteği uyandırmasıdır.
Bu formül neredeyse tükettiğimiz birçok gıdada mevcut. Cips, kraker, hazır çorbalar, et suyu tabletleri, salam, sosis, hazır köfte harçları. Bu liste gittikçe uzuyor. Fast food beyin sağlığını bozar. Depresyon, Alzheimer, Parkinson ve şizofreniye neden olur. İleride telafisi mümkün olmayan birçok hastalığa davetiye çıkarır. Fazla fast food tüketiminde bulunan çocuklar astım ve hırıltılı solunuma yakalanma sıklığı yaşarlar. Kanserler artar. Fast food. Topçu, teşekkür ediyoruz buradan da. Sabah Teoman sabah Topçu'ya. Ne güzel görüntüler, evet, değil mi? Yani içimiz bir kalktı hakikaten hocam. Yerken maalesef içiniz kalkmıyor. Çok fazla özel efendim. Yerken içiniz kalkmıyor. Yok abi, ben yemiyorum fast food'u, bıraktım. Uzun zaman oldu bırakalı. Çok da memnunum bıraktığım için. Ama tabii son zamanlarda, son yıllarda inanılmaz bir fast food tüketimi var. Ne yazık ki. Şimdi bunun tabii ki de obeziteyle ilişkisini, diyabetle ilişkisini hepsini konuşacağız hocam. Peki nasıl zararları var fast food tüketiminin? Bir de sizden dinleyelim, öyle başlayalım, sonra da devam edelim. Bayağı da masamız dolu. Evet, bugün doluyuz. Günaydın. Evet. Size bugün fast food'un zararlarını anlatacağım. Fast food denilince akla hemen herkesin dediğimde ne geliyor? Hamburger. Hamburger. Evet. Fast food denilince herkesin aklına hamburger geliyor. Şimdi bu Amerikalılar enteresan insanlar, enteresan isimler koyuyorlar. Fast food, hızlı gıda, hızlı tüketim malzemesi, hızlı tüketilen gıda olarak fast food demişler. Bir de bunların abur cubura verdiği bir isim var Amerikalıların, dedim ya, ilginç adamlar bunlar. Abur cubura Amerikalılar ne diyor biliyor musunuz? Junk food diyor. Junk food. Junk food. Ne demek Türkçesi biliyor musunuz? Tam karşılığı. Çöp gıda. Junk food. Abur cubur. Ya. Yani... Adamlar bir yandan junk food, çöp gıda diyorlar abur cubura, bir yandan da haldır haldır tüketmeye devam ediyorlar. Nasıl işse bu, enteresan bir durum. Fast food'da da aynı şey söz konusu. Fast food'da aynı şekilde bir junk food, yani çöp gıda. Fakat tabii ki fast food denilince aklınıza sadece hamburger gelmesin. Hamburger bir fast food, çok doğru, ama bunun yanında, o hamburgerin yanında verilen patates kızartmaları. Efendim, o hani tavuk parçaları kızartan markalar var. Tavuk parçalarını kızartıp satıyorlar. Hmm. Bunlar da aynı şekilde fast food. Bunların başka modelleri de var. Sandviç yapanlar, işte roast beef'ler yapanlar vesaire. Şimdi bizim beslenme tarzımıza bakarsanız, bizim öğünlerimizde, geleneksel beslenmemizde nasıldır? Sulu yemek ağırlıklıdır, değil mi? Tencere yemeği tabir ederiz. Tencere yemeği ağırlıklıdır. Peki son yıllarda neye dönüştü? Artık son yıllarda... Tencere yemeği diye bir kavram kalmadı. Özellikle genç çiftlerde, çalışan insanlarda. Evet. Öğlen iş yerinde tencere yemeği yemiyor, sulu yemek yemiyor. Çıkıyor dışarıya, bir yemek çeki var, işverenin verdiği. O yemek çekiyle yemek yiyecek. Nereye gidiyor? Artık o dışarıda esnaf lokantası kültürü de kalmadı, azaldı. Bir AVM'ye gidiyor. AVM'nin yemek katına çıkıyor. Orada fast food ne var ne yok. Orada artık sandviç mi yer, hamburger mi yer, ne yiyecekse yiyor. Öğleden sonra da işine devam ediyor. Akşam oluyor, eve gidecekler. Hele ki İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde bir de trafik varsa, eve gitmeleri buluyor saat 8. Diyor ki ikisi de, ya bu saatten sonra ne yapacağız? Yemek mi pişer bu saatten sonra? E ne yapalım? Köşedeki pizzacı kampanya yapmış. Pizza da bir fast food, junk food. Kampanyada iki tane pizza alanı bir de bir litrelik içecek veriyormuş, promosyon. Getirtelim pizzayı, hatta daha yoldayken arıyorlar. Pizza yarım saatte geliyor ya, işte siparişi veriyor, evine vardığında pizzacı da kapıda zaten, alıyor sıcacık hemen pizzasını yiyor, işte o kolalı içeceğini içiyor, bulaşık derdi de yok, bir güzel katlıyor karton kutuyu, atıyor. Oh. Ne güzel hayat. Hepimiz böyle beslenmeye başladık ve çok sağlıklı beslendiğimizi düşünüyoruz. Hatta artık sağlıklı beslenme uğruna ne yapıyorlar? Efendim, vejeteryan pizza, sebze yiyin, tüketin yanında. Veya işte hamburgerin yanında adam övünüyor, hamburger firması, ben marullarımı özel yetiştiriyorum. Benim marullarım soğuk zincirde geliyor. Benim marullarım şöyle, benim marullarım böyle. Ulan insanlara sen zehir yediriyorsun. Evet. Yanında bir de marul yediriyorum diye övünüyorsun. Bu kadar mı yani bu iş? Bu sorumluluğunu yerine mi getirmiş oldun? Olmuyor böyle şeyler. İşin bir kalori tarafı var. Ama benim için daha önemli olan başka bir şey daha var. İki tane önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, size sürekli anlatıyorum. Ne diyorum? Buğdayın zararları.
Bugün bu fast food denilen, abur cubur denilen, junk food denilen gıdaların hepsinin içinde buğday vardır. Ekmek arası Evet. olmasa bile buğday vardır. Katkı maddesi olarak gluten kullanırlar. Yani hamburgerde buğday var, pizzada buğday var da hocam. İyi de o tavuk yiyorum ben. Tavukta ne buğday olacak? Adam tavuğu kızartıyor. Kızarttığı, Onu kızartmadan önce unu bul buladığı tabii un. un, onun Doğru, içinde yine doğru. buğday var, gluten var. Üstelik bir de kızartırken trans yağlar kullanıyorlar. Kızartma yağı diye bir yağ icat etmişler. Efendim neymiş? Bu kaliteli kızartma yapıyormuş. Çıtır çıtır kızartıyormuş. Bir de defalarca kullanılabiliyormuş. Yanmıyormuş. Hikaye Çevir bunlar. kazı yanmasın diyoruz Aynen biz öyle. buna. Hikaye bunlar. Bunlar bizi salak yerine koymak istiyorlar. İnanmayın biz salak değiliz. Kanmayın böyle şeylere. Sonra ne oluyor? O yağlarla, trans yağlarla kızaran, o glutene bandırılmış, una bandırılmış tavukları hapur hapur yiyorsunuz. Ayıla bayıla yiyorsunuz. Neden? Çünkü bir acayip lezzet var. Değil mi? İnanılmaz da değil mi Siz evde hocam? hamburger Çekiyor yapıyorsunuz, o yani. lezzet olmuyor. Steakhouse'a gidiyorsunuz, Doğru adam söylüyorum. size bir biftek yediriyor. Aman yarabbim, kasaptan en iyi bifteği alıyorsunuz, evde ızgara ediyorsunuz, o lezzet yok. Köfte yapıyorsunuz evde, hazır köftenin lezzeti yok. Kardeşim ne oluyor? Bu adamlar ne kullanıyor da bu kadar lezzetli ürünler yapabiliyorlar? İşte ikinci dikkatinizi çekmek istediğim konu da bu. Kimyasal katkı maddeleri. Bakın, bu son derece önemli. Az önce seyrettiğiniz VTR'de monosodyum glutamat diye bir kimyasal katkı maddesinden bahsedildi. Kimyasal katkı maddeleri belli başlı iki amaç için gıdaların içine konulur. Bir, raf ömrünü uzatmak. Dayanıklı olsun. Niye? Adam gıda ticareti yapıyor. Raf ömrü uzun olacak ki, bozulmayacak ki uzun süre satabilsin ve para kazansın. İki, lezzetini artırmak. Çok önemli bir şey. Siz insanlara lezzetsiz bir gıdayı satamazsınız. Gıda satışında en önemli olan şey lezzettir. Dünyanın en kaliteli etini kullanın. Dünyanın en kaliteli ocağında pişirin. Eğer lezzetli yapamamışsanız o eti kimseye yediremezsiniz. Basit anlamda gıdalara tuz eklemek bile lezzet vermek içindir. Hiç tuz konulmamış bir etle tuzlanmış bir eti pişirdiğinizde ikisinin arasında lezzet farkı olmaz mı? Olur. Olur. İşte Evet. bakın, tuz en masum lezzet vericidir. Bunun haricinde tuzdan sonra gelenler nedir? Masum olanlar baharatlar, değil mi? Baharat koyarsınız. Aromatik otlar kullanırsınız. İşte efendim sarımsak Evet. kullanırsınız, kekik kullanırsınız, biberiye kullanırsınız, acı biber koyarsınız. Böylece lezzetini artırırsınız. İşte bu. Dedim ya, dili nasıl kullanıyorlar? Bakın dili nasıl kullanıyorlar. Adam kimyasal katkı maddesi olarak monosodyum glutamatı icat ediyor. Bu bir zehir. Şimdi niye zehir olduğunu size anlatacağım. Monosodyum glutamatı piyasaya sunarken ismine ne diyor biliyor musunuz? Çin tuzu diyor. Namı diğer Çin tuzu. Niye Çin tuzu diyor? Çünkü tuz en masum tatlandırıcı. Herkesin kullandığı madde. Kimse tuzdan şüphelenmez. Tuz diyor bunun ismine. Halbuki bunun tuzla hiç alakası yok. Bu bir kimyasal katkı maddesi. Ne yapıyor bu kimyasal katkı maddesi? Gıdalara özel bir lezzet veriyor. Bu biraz et, biraz sebze. Şimdi size o lezzetin ne olduğunu söyleyeceğim. Siz o lezzeti hemen algılayacaksınız. O lezzet damağınıza gelecek. Bu lezzetin ismi umami. Buna umami lezzeti deniliyor. Özel bir ismi var. Ne lezzeti biliyor musunuz? Hani yemeklere koyuyorsunuz ya bulyon. Evet. Bulyonları hatırlıyor musunuz? Evet. Bulyonu koyduğunuzda pilavda nasıl bir tat oluyor? Nasıl bir lezzet Çok oluyor? lezzet veriyor. İşte o lezzet umami lezzeti. Şimdi dönün öbür tarafa, Aynı şey diğer fast food. gıdaları düşünün. O lezzetin benzerini örneğin cipsin içinde de almıyor musunuz? Köftede de yok mu? Ette de yok mu? Hamburgerde de bulmuyor musunuz o lezzetin aynısını? İşte o kızartma tavukları yerken de ona benzer lezzetler yok mu? Fark ettiniz mi şimdi? Damağınıza geldi mi Evet. o tat? Farkında bile değilsiniz. İşlenmiş gıda yediğinizde hepinize monosodyum glutamat yediriyorlar. Peki ben size şimdi bir şey soracağım. Ananızın usulü. Kemik suyu kaynatmayı ne zaman bıraktığınızda bulyon kullanmaya başladınız? Hatırlayan var mı? Nasıl oldu o iş? Şahıs olarak değil, toplum olarak soruyorum. Yani bu toplum ne zaman kemik suyu kaynatmayı unuttu da bulyon kullanmaya geçti? Böyle bir kırılma noktası var mı? Yani şu tarihten itibaren kemik suyu artık kaynatılmıyor memlekette. Benim çocukluğumda bulyon diye bir şey yoktu. Sizin çocukluğunuzda var mıydı? Bu kızım genç. O doğduğunda vardı bulyon. Ama bakın bir kırılma noktası var. Bir şey oldu. Bir şey oldu ve o noktada biz evde yoğurt mayalamayı unuttuk. Kemik suyu kaynatmayı unuttuk.
Sulu yemekleri kaybetmeye başladık ve bulyon kullanmaya, hazır yoğurt kullanmaya başladık. İşte hayatımızı kolaylaştırdılar. Bir yerde iş koptu. Ama bir yerde öbür taraftan... Koptu. Nerede koptu? Sağlığımızı Bakın, bozuyorlar. O kadar güzel kampanyalar düzenleniyor, o kadar güzel reklamlar yapılıyor ki kimse hayatımızın neresinde ne oldu da bu fast foodlar girdi, bu katkı maddeleri girdi hatırlamıyoruz bile. Hatırlamıyoruz bile. Aman ya birdenbire evimizdeki dolaplar bulyon dolmaya başladı. Babalarımız eve bulyon almaya başladı. Niye babalarımız eve bulyon almaya başladı? Ne oldu? Neden birdenbire hayatımıza hazır yoğurtlar girdi? Eskiden evde yoğurt mayalanırken şimdi ben hastalarıma yoğurt mayalayacaksın evde dediğimde hepsi gidip yoğurt makinesi almaya kalkıyor. Niye? Bilmiyorlar ki yoğurt nasıl mayalanır. Hele ki 30 yaşından daha genç olanlar görmemiş hiç yoğurt mayalamayı. Sanıyorlar ki yoğurt makinede yapılan bir şeydir. Yoğurt makinesi satıyor adam çünkü. Bakıyor vitrinde yoğurt makinesi var diyor ki ha demek ki yoğurt makinede yapılan bir şey. Evde yoğurt mayalayacaksın deyince hepsi gidiyor yoğurt makinesi alıyor. Diyorum ki yoğurt makinesine ihtiyacın yok ki bir cam kavanoza bir kaşık mayaya ihtiyacın var. Ama olur mu diyor ben beceremem. Niye beceremeyeceksin? Sen ne iş yapıyorsun diyorum mühendisim ben diyor. E mühendis olmuşsun bunca işi beceriyorsun bir yoğurdu mu mayalayamayacaksın? Hocam vaktim yok diyor. E yoğurt mayalamak i̇şte, vakit istemez. Hep işin kolayına kaçtığımız için zaten. Farkında bile değil nasıl yaşadığını. Bakın bunlar nelere yol açıyor. Hepimiz kaçıyoruz. Şimdi bu monosodyum glutamat şahane bir lezzet veriyor ya. Onunla bir pilav yapıyorsunuz. Her yiyen parmaklarını yiyor değil mi? Allah ya. Allah nasıl lezzetli olmuş pilav. Şimdi bakın monosodyum glutamat o lezzeti verirken ne yapıyor? Monosodyum glutamat nörotoksik. Ne demek bu? Türkçesini söyleyeceğim şimdi size. Monosodyum glutamat sinir dokusu üzerinde zehir etkisi yapıyor. Ne diyorsun Sonuçları hocam? Ne oluyor? Alzheimer, bunama, i̇şte biraz çocuklarda önce dikkat eksikliği, hiperaktivite. Bunun gibi Maalesef. Pek çok hastalık bu kökenden kaynak alıyor. Peki hocam bununla ilgili kaç tane bilimsel yayın var? Kaç tane var söyleyeyim mi? Neredeyse hiç yok. Peki başka bir şey söyleyeceğim size. Bunu daha önce de sordum hatırlayan yani, olursa hatırlayacaktır. İnsanlar halk bilinçlensin istenmiyor. Bununla bu ilgili anlamda. Bilimsel yayın yapamıyorsunuz zaten. Niye yapamayacağınızı anlatacağım şimdi. Acaba dünyada besinlerin içinde kullanılan kimyasal katkı maddelerinin kanser yaptığına dair kaç tane yayın var? Ben daha önce sordum bunu hatırlıyor musunuz? Kaç tane var? Hiç yok. Besinlerin içindeki kimyasal katkı maddelerinin kanser yaptığına dair dünyada ispatlanmış bilimsel delil yok. Niye yok? Bakın, bu çok manidar bir durum. Bu konu hiç kimsenin dikkatini çekmemiş olabilir mi? Bunca yıldır kullanılan kimyasal katkı maddeleri çalışılmamış olabilir mi? Bu fast foodların ve kimyasal katkı maddelerinin için kanserle ilişkisine neden bakılmıyor? Bakılmıyor. Bakın şimdi bu çok manidar bir durum. Sadece bu bile, yani bu konuda hiç çalışma yapılmamış olması bile kimyasal katkı maddelerinin kanser yaptığının işaretidir. Benim aklımda hiçbir şüphe kalmıyor. Çünkü dünyada her şeye bakılırken, her şeyin bilimsel çalışması yapılırken bu konuda yapılmıyorsa demek ki burada bir şey var gizlemeye uğraşıyorlar diyorum. Bu bir. İkincisi, niye yapılmıyor bu bilimsel çalışmalar? Şimdi Aslı sen genç bir bilim insanı olduğunu düşün. Doktoranı tamamlamışsın, çalışıyorsun bu sahada. Sen gıdaların içindeki kimyasal katkı maddeleri hakkında bilimsel bir çalışma yapmak ister misin? Korkarım herhalde. Korkarsın. Korkarım. Herkes korkuyor. Niye Muhtemelen korkuyorlar biliyor musun? Yani. Gıda sektörü dünyanın en büyük sektörü. Bu konuda bilimsel çalışma yapmak isteyen insanların önüne 40 türlü engel diziyorlar. İşte o Zaten yüzden. O engelleri aşamıyorsun. Hadi aştın çok inatçı bir insansın. Sen o çalışmayı yaptın da yayınlatacak yer bulamıyorsun. Hı-hı. Hadi hasbelkader yayınlattın. Ondan sonra zaten akademik kariyerin bitiyor. Bir daha hiçbir yerde kadro bulamıyorsun. O yüzden de hepsi korktuğu Herkes için. Herkes diyor ki ya ben çalışmayayım da kim ya çalışırsa işte. Çalışsın. Benden uzak dursun kardeşim diyor. Bu nedir yani diyor. Ben diyor daha pırıl pırıl hayatımın başında bir insanım. Bütün kariyerimi mahvetmek için. O kadar çok engel getiriliyor ki Olur canım önlerine. Diyor böyle. Yapmıyor adam. Çalışmıyor. Evet. Ondan sonra bir bakıyorsun bu konuda hiçbir bilimsel çalışma yok. Olmaz tabii ki. Nasıl olsun ki yani. Bu insanlar korkuyorlar bilimsel yayın yapmaya ve bilimsel çalışma çıkmıyor. Kaldı ki bir de öte tarafı var. Yine size o birinci tehlikeden, glutenden, buğdaydan bahsedeceğim. Buğdayın genetiği değiştirildi ve yaklaşık olarak 50 yıldan fazla bir süre bu genetiği değiştirmiş buğdayın insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmadı. Bilimsel yayın çıkmadı. Peki bu bilimsel yayınların çıkmaması buğdayın insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu olmadığını mı gösterir?
Hayır. Hayır. Olumsuz etki yapmaya devam etti. Nitekim son 10 senedir buğday üzerinde bilimsel yayınlar yapılmaya başlandı ve buğdayın bizim hayatımızı nasıl mahvettiği, gluten hassasiyetinin nelere yol açtığı, ölüm oranlarının ne kadar çok artırdığı ispatlandı. Geçen programda size çölyak anlattım. Gerçi elektrik kesintisinden dolayı çok fazla seyreden olmadı maalesef. Bitti, bağ oldu. Keşke gibi o programı program. Tekrarlasak bir gün. Çünkü o program evet, tekrar yayınlanmalı. Çok tekrar, güzel bir programdı. Evet, kimse seyredemedi elektrik kesintisinden maalesef. Dolayı. Bir tekrarını vermek gerek o programın. Ama bakın çölyak ne kadar yaygınlaştı, ölüm oranını ne kadar artırıyor. Sadece çölyak hastası olmak, yani gluten hassasiyeti toplumda ölüm oranını %30 artırıyor. Kanserlere yakalanma riskini neredeyse %50 artırıyor. Çölyak hastası olmak, basit gluten hassasiyeti. Dehşet verici bir durum. Şimdi bu konuda da bilimsel yayın çıkmadı. 50 küsur sene boyunca. Gluten insan sağlığına zararlıdır demediler kimse çıkıp da. E ne oldu? Gluten zararsız mı oldu? Hayır. Gluten yine zararlı insan hayatına. Kimyasal katkı maddelerin de aynı şey söz konusu. Bunların hepsi insan sağlığına zararlı. Ama bunların zararlı olduğu söylenmiyor. Şu anda bilimsel yayın yok. Biz söylüyoruz. Onun için kimyasal katkı maddelerini hayatınızdan çıkarın. Şimdi niye size bunları anlatıyorum? Çünkü size fast food denilince herkes kalorisinden ve kilo yapmasından bahsediyor. Doğru. Fast food yüksek kalorilidir. Kilo yapar. Çünkü trans yağlar. Obeziteye yol açar. Çok doğru. Aynı zamanda gluten, glisemik indeksi çok yüksektir. Buğday içerir bunların hepsi. Size kilo yapar, obezite yapar, obezite kansere yol açar, çok zarardır. Çok doğru. Ama ben size fast food'un başka bir tarafını anlatmak istiyorum. Olaya sadece kalori gözüyle bakmak son derece dar bir bakış açısıdır. Olayın tamamını kavramanızı engeller. İş sadece kalori değil. Asıl kaloriden daha büyük olan tehlike bunların içindeki kimyasal katkı maddeleri. En önemli problem o. Kimyasal katkı maddeleri. Bu kimyasal katkı maddeleri hayatımızda olduğu sürece sağlıklı yaşamamız mümkün değil. Bakın, kimyasal katkı maddeleri eğer çok uzun süre alınmaya devam ederse vücutta birikim yapar. Kimyasal toksinler, kimyasal zehirler vücutta birikir. Bu kimyasal toksinlerin vücudumuzda ne yaptığını bilmiyoruz. Ben doktor olarak her gün böyle bir sürü hastayla karşılaşıyorum. Diyor ki hocam ben nasıl aldım bu zehirleri bilmiyorum. Sebebi bilinmeyen bir hastalığım var benim. Benim romatizmam başladı, benim diyabetim başladı, o başladı, bu başladı. Doktorlar teşhis koyamıyor. Kemik iliğim baskılandı, aplastik anemim var, vücudum kan hücrelerini üretmiyormuş vesaire. Bu insanlarda biz test yaptığımız zaman ya da muayene ettiğimiz zaman hemen hemen hepsinde ya gıda intoleransları, ya ağır metal zehirlenmeleri ya da kimyasal zehirlenmeleri rastlıyoruz. Bakın bu çok önemli bir problem. Size şimdi bunları anlatıyorum. Diyorsunuz ki bak insanlar nelerle uğraşıyor. Bir kulağınızdan giriyor, öbüründen çıkıyor belki. Dinliyorsunuz hikaye dinler gibi. Şu anda ekranları başında da milyonlarca insan böyle hikaye dinler gibi dinliyorlar. Sanki başınıza gelmeyecekmiş gibi düşünüyorsunuz. Hayır. Tehlike yanı başınızda. Ya pek çoğumuz işin vahametinin farkında tehlike değiliz aslında. Tehlike yanı başınızda. Yani. Farkında değilsiniz ve sanıyorsunuz ki hep bu başkalarının başına geliyor. Hayır. Sizin de başınıza gelecek. Çocuğunuzun da başına gelecek. Bu bir kehanet değil. Bu bir toplumsal problem. 12 yaşında bir çocuk getirdiler. 12 yaşında. Çocukta 2 senedir aplastik anemi var. Ne demek aplastik anemi? Kemik iliğinin tamamen baskılanması ve hiçbir kan hücresinin üretilememesi. Allah göstermesin, kanserden kötü bir hastalık, lösemiden kötü bir hastalık. Zaten tedavide de çaresiz, eli kolu bağlı modern tıbbın. Kaç yaşında dedin? 12 yaşında 12 bir kız yaşında. Çocuğu. Ve lösemi tedavisi yapar gibi tedavi etmek zorundalar. Yani kemoterapi ilaçları veriyorlar, kortizonlar, yüksek doz veriyorlar. Çocuk perişan vaziyette. Yatıyor yıllarca tıp fakültesinde, bir türlü başka bir teşhis konulamıyor. Çocukta ne var biliyor musunuz? Çocukta alüminyum zehirlenmesi var. Çocuk bu yüzden bu duruma gelmiş. Nasıl? Bir ağır metal testi, alüminyum zehirlenmesi. Ağır metalleri atmak için bir tedavi, çocuk 6 ay sonra pırıl pırıl. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Annesi tost makinesini alüminyum folyo ile kaplamış. Niye? İşte üzeri çizildi, temizlemesi zor oluyor. Ne kadar çok kadın alüminyum folyoyu bu şekilde kullanıyor farkında mısınız? Siz kullanıyor musunuz evde alüminyum folyoyu böyle? Siz bilinçlisiniz. Zaten geçen programda da gördük ya hepsi sağlıklıydı. Şimdi hepsi bilinçli. Bakın, alüminyum folyonun ısıya maruz kalması gıdaların içine alüminyum geçmesine yol açıyor. Ve bu sefer alüminyum zehirlenmeleri. Bu çocukcağız ufak tefek bir çocuk olduğu için daha çok maruz kalmış alüminyuma. Annesi tost yaparken alüminyum folyo kullanıyor. Isıyla temas edince o alüminyum içine geçiyor.
Ailenin tamamında alüminyum zehirlenmesi var. Çünkü hepsi o tost makinesini kullanmış. Ama erişkinlerde kilo daha fazla olduğu için onlarda alüminyum zehirlenmesi daha düşük boyutta. Niye çocukta daha fazla? Alüminyum kirlenmesin, yapışmasın kirlenmesin diye. Çizilmiş üstü vesaire diye. Falan filan. Şimdi tost makinesini bu şekilde kaplayan on binlerce anne var şu anda Türkiye'de, biliyorum ben. Geliyorlar, yapmayın, konuşuyoruz çünkü. Yapmayın. Bunu sakın yapmayın. İki, tost makinesini kaplamasa bile fırında gıda pişirirken fırın kabının üzerine alüminyum kaplamak. Evet. Yapıyor musunuz? Siz zaten öyle bilinçli bir topluluksunuz ki bravo size. Yok. Bakın, biz yapmıyoruz. Hayır. Bunu bir sürü insan yapıyor. Fırına koyarken ben dikkat ediyorum. Televizyonlardaki yemek programlarında bile bu uygulanıyor. Yemek programında bir bakıyorsun balığı sarıyor alüminyum folyoya, bir güzel kapatıyor. Şimdi diyor mis gibi kendi suyuyla buharda pişecek. Çok güzel, harika. Kendi suyuyla buharda pişti. Alüminyum soslu fırında levrek. Alüminyum soslu levrek yediriyorsun insanlara. İnsan içtiyse bilinçli olur. Sen madem bir profesyonel mutfak şefisin, değil mi? Program yapıyorsun, insanlara nasıl yemek yapılacağını öğretiyorsun. Orada doğruları da öğretmen gerek. Alüminyuma sardım, kendi suyuyla buharda pişirdim balığı. Aferin, iyi halt ettin. Zehirledin insanları. Bir de bunu örnek olarak gösteriyorsun, televizyonda anlatıyorsun. Bunlara bu dikkat edin. Pişirme kağıtları falan var pişirme mesela. Kağıdı kullanılabilir. Pişirme kağıdı, alüminyum ama yerine kullanılabilir. Ama alüminyum folyo kullanılmayacak. Evet. İyi de alüminyum folyodan başka bir şey söyleyeyim size. Siz evinizde alüminyum tencereler kullanıyor musunuz? Eyvah eyvah. Kullanmıyor musunuz? Siz büyürken kullanıldı mı? Kullanıldı. Peki. Oradan da bir zehiri aldık mı aldık diye yani. Biz buna böyle kaplara Anadolu'da helke deriz. Kırşehir'de, Ankara'da bakraç denir, helke denilir daha çok. Yoğurt mayalanırdı bunlara ama onlar nasıldı? Bakırdı değil mi? Bakır helkelerimiz vardı bizim eskiden. Şimdi bu da zaten muhtemelen bir yoğurt kabı. Üzerinde çünkü son kullanma tarihi var. Eski helkelere benzetmişler otantik bir şey olsun diye. Ama alüminyum. Alüminyum kap kullanmayacaksınız. Ama bu hazır yemek yapan firmalar var. Onlar kullanıyorlar bunu hala. Bir kısmı çelik kazanlar kullanmıyor, alüminyum kullanıyor. Bakın ne kadar önemli. Farkında bile değilsiniz. Belki dışarıda yediğiniz yemekler alüminyum kapta pişti. Bu çok önemli. Siz bunu kullanmıyorsunuz. Ama mutfağınızda seramik tavalar kullanıyorsunuz değil mi? Yapışmazsız tavalar. Teflon değil. Teflon zararlı dediler. Attınız artık hepiniz. Attınız mı? Teflon kullanan var mı? Var değil mi? Hmm. Yapışmıyor. İyi oluyor yine de. Zararlı diyorlar ama yapışmıyor. Peki. Peki mesela bu hani paket servis söylüyoruz, sipariş veriyoruz ya evlerimize. Evet. Paket içinde geliyor. Onlarda da alüminyum aynı var. Tehlike söz konusu mu? Tabii ısıtırken bir de alüminyuma sarıp da ısıtıyorlar. Ya. Hani ünlü büfeler var ya, ünlü büfelerden kaşarlı dürümler söylüyorsunuz. O sıcacık geliyor size. Sıcacık gelirken adam alüminyum folyoya sarıyor, bir güzel bastırıyor üzerine tost makinesinde ısıtıyor onu öyle gönderiyor. Onda da alıyorsunuz aynı alüminyumu. Peki başka bir şey söyleyeceğim size. Şimdi çok modern, çok şık, rengarenk seramik tavalar, yapışmaz kaplamalı tencereler. Ne kadar güzeller evet. Değil mi? Peki bakın onlarda da ne var? Bu seramik kaplamaların yüzeyinde silisyum kullanılıyor. Ay deme hocam. Evet. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda bizim ağır metal testi yaptığımızda en sık rastladığımız zehirlenme silisyum. En sık rastladığımız. O kadar sık rastlamaya başladık ki. İki hafta önce çünkü silisyum Türkiye'de bakılamıyor. Bizim laboratuvarımız Türkiye'de bakamıyor. Almanya'ya yolluyor. Neden? Çünkü zor bir test. Türkiye'de yapılamıyor o test. Hı. Kan Almanya'ya gidiyor. Almanya'da test ediliyor sonuç geliyor. Laboratuvar dedim ki bunda bir tuhaflık var. Hangi hastaya ağır metal testi yapsak silisyum zehirlenmesi çıkıyor. Şunu bir check edelim. Tekrar baştan çalışıldı. Hepsi doğru. Double check yapıldı. Yine doğru. Hiçbir hata yok testte. Kime ağır metal testi yapsak %90'ında silisyum zehirlenmesi. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık deli gibi seramik tencereler, seramik tavalar kullanmaya başladık. Ve seramik kaplamaların içinde silisyum var. Onlar zedelendikçe o silisyum yemeğe karışıyor ve vücudunuzu alıyorsunuz. Ne yapıyor bunlar? Otoimmün hastalık yapıyor. Otoimmün hastalık ne demek? Otoimmün reaksiyon size hep anlatıyorum. Hı hı. Bağışıklık sisteminizin yanlış çalışması, vücut dokularına saldırması, otoimmün reaksiyonlarda bağışıklık sistemi gider sizin kendi vücut dokularınıza saldırır. Problem bağışıklık sisteminin yanlış çalışmasıdır burada. Bu otoimmün reaksiyonlar niye oluyor? Çoğunun nedenini bilmiyoruz.
otoimmün reaksiyonların yani kendi bağışıklık sisteminizin vücudun dokularına saldırmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi ağır metal zehirlenmeleridir. Bakın geldik ağır metallere. Nereden çıktık? Nereye vardık? Günlük hayatınızın içindeki zehirler, fast food'tan ağır metallere. Hangi mesela nelerde var bu ağır metal? Her şeyde var. Anlatıyorum işte. Of, bakın tencereler, hepsinde. Mutfak malzemeleri. Başka anlatacağım şimdi. Burada bir sürü şey görüyorum. Onların hepsinde var mı? Şu masada. Anlatacağım. Dur, hepsi. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Onların hepsini anlatacağım. İçime çekildim burada. Kesinlikle ama bakın bunlar çok önemli konular. Size daha komik bir şey söyleyeyim mi? Söz vereceğim bir saniye. Size daha komik bir şey anlatayım. Ay çok fena. Biz bunlara ağır metal testlerini istiyoruz ya. İstek belgesi yazıyoruz. Özel sigortaları var insanların. Özel sigortalardan provizyon alınacak. Özel sigorta ağır metal testi istediğimiz zaman diyor ki, hocam ağır metal testi istemişsiniz, hasta sanayide çalışmıyor, niye istediniz? Ya kardeşim, hastanın ağır sanayide işçi olması gerekmiyor ağır metal almak için. Bakın işte bu anlattıklarımızın hepsinde ağır metal var. Tencerede var, tavada var, su sisteminde var, boyalarda var. Makyaj malzemelerinde var. Anlatacağım şimdi onların hepsini. Bu hastada ben ağır metal zehirlenmesinden şüpheleniyorum. Otoimmün hastalığı var. Diyor ki karşı taraftaki özel sigorta, hocam bulantı kusması var mı diyor. Ağır metal zehirlenmesini gıda zehirlenmesi sanıyorlar. Buradan özel sigortaları çağrıda bulunmak istiyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Bir hastada ağır metal zehirlenmesi varsa öyle bulantı kusma falan yapmaz. Ağır metal zehirlenmesi kronik zehirlenmedir. Ve bulunan ağır metale göre de belirtileri değişir. Kurşunun belirtileri farklıdır, silisyumu farklıdır. Hastanın otoimmün hastalığı var. Muhakkak otoimmün hastalıkların tamamında ağır metal testinin yapılması gerek. Çünkü çok basit. Siz ağır metal yüksekliği bulursanız hastada, bunu tedavi edebilirsiniz, vücuttan atılmasını sağlayabilirsiniz. Ama bunu ispat edemezseniz hasta ömrü boyunca o ağır metale maruz kaldığı için vücudunda otoimmün hastalıklarla boğuşur. Ama işte o test burada yapılamıyor diyor. Yapılıyor canım, kan alıyoruz, laboratuvara yolluyoruz. Bir kısmını laboratuvar yurt dışına yolluyor. Pekala burada sonuç alıyoruz. Zor olduğu için. 15 günde sonuç geliyor. Biraz pahalı bir test. Ama nihayetinde testin kazandırdıkları çok çok daha büyük. Özel sigortanın bunu kavraması gerek. Eğer bu hastaya teşhis konulursa 6 ay içinde tedavi olur ağır metal zehirlenmesi. Teşhis konulamazsa ömür boyu otoimmün hastalıklarla boğuşacak, romatizmayla boğuşacak, haşimatoyla boğuşacak, aplastik anemiyle boğuşacak. Bu sefer özel sigortanın ödeyeceği para daha çok olacak. Ama Türkiye'deki özel sigortalar bir türlü bu mantığı kavrayamıyorlar. İşte bunun altını çizmek lazım. Bu bir mantıksızlık. Bunu iyice açıklamak gerekiyor. Buradan çağrıda bulunuyorum. Evet, özel sigortaların artık bu işi öğrenmeleri gerek. Duyun lütfen. Gıda intoleransları ve ağır metal zehirlenmeleri Türkiye'de son derece yaygındır. Ve bunların testlerinin bu özel sigortalar tarafından karşılanmaması özel sigortalara daha büyük zarar oluşturmaktadır. Artık bunun farkına varsınlar. Geçenlerde yine başıma geldi. Meme kanseri çok sevdiğim bir hastam var. Özel sigortası ilk bir sene boyunca bizim tedavilerimizi ödedi. Bitkisel tedavileri. Sonra ödememeye başladı. Kızcağısa biri özel sigortasına mail atıyor, mektup yazıyor. Ödemiyorlar. Niye ödemiyorlar? Efendim bu bitkisel tedavidir, ödemeyiz. Atladıkları bir şey var. Bu kızcağız bana geldiğinde kemoterapi alıyordu. Her sene 6-8 kür kemoterapi alıyor. Perişan vaziyette. Biz tedaviye başladık. 2 sene oldu. 2 senedir bir kür bile kemoterapi almadı. Maşallah var. Şeytan kulağına kurşun, çok da iyi gidiyor. Özel sigorta vallahi bunu göre göre diyor ki bu bitkisel tedavidir, ben ödemiyorum. Kardeşim bu kadıncağızın tedavisine ben başladım ve 2 senedir kemoterapi almıyor. Senin kemoterapi masrafı olarak ödediğin masrafın bir kürünün bedeli benim 2 senelik tedavimden daha pahalı. Aklınızı başınıza toplayın, bir bakın, bir görün hastanın dosyasını, bir inceleyin. Bu hasta 2 senedir bu tedavileri alıyor ve bir kür bile kemoterapi almadı. Siz kârdasınız. Evet. Eğer almasaydı bu tedavileri, her sene 6-8 kür kemoterapi almaya devam... O zaman, değil mi? Farkında değiller, bitkisel tedavidir, ben ödemem diyor. Saçmalamanın alemi var mı? Mühim olan hastanın iyileşmesi değil midir? Ne demek bitkisel kimyasal? Özel sigortaların bu işi ciddiye alması, aklına başına toplaması gerekli. Evet. Artık tabii ülkemizde biliyorsunuz tamamlayıcı tıp mevzuatı var. Fitoterapinin mevzuatı çıktı. Eğitimlerini düzenliyoruz. Üniversitelerde başlıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde sağlık eğitim koordinatörü olarak başlıyorum. Doktorlara fitoterapi sertifika programı düzenliyoruz. Çünkü bakanlığımız artık bunun mevzuatını çıkardı. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi bakın, bakanlığımız mevzuatını çıkardı. Artık hekimler fitoterapi uygulamaları yapacak, düzenleyecek. Öte tarafına geçelim işin. SGK'nın da artık bu tedavilerin parasını ödemeye başlaması gerek. Bir ozon terapi, bir akupunktur, bir fitoterapi SGK tarafından karşılanmalıdır. Adam akupunkturla zayıflama tedavisi alıyorsa karşılama. Tamam dersin ki bu lükstür, estetiğe girer. Ama adam akupunkturla
bel fıtığı tedavisi alıyorsa bunu karşıla. Evet. Bu bir hastalıktır. Şeker hastası ozon terapi alıyorsa bunu karşıla. Bu bir hastalıktır. Aynı şekilde kanser hastası fitoterapi alıyorsa bunu karşılar. Yani tamamen tedaviye yönelikse kesinlikle bunun kanser karşılanması gerekir. Kanser hastasının kemoterapisi karşılanıyorsa, radyoterapisi karşılanıyorsa fitoterapisi de karşılanmalıdır. O da karşılansın. Tabii. Şartı nedir? Evet. Bu konunun uzmanı doktor yapacak. Bitti. Kullanılan ilaçlar Tarım Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ilaçlar olacak. Bitti. Tamam, bu şartları koyun. Koyacaksınız tabii ki. Ama bunları karşılayın. Hastaların en doğal hakkıdır bu. Hasta kendi hastalığı için dünyanın her yerinde inceleme yapma hakkına ve Türkiye'de bulunmayan her türlü tedaviyi talep etme hakkına sahiptir. Hastanın her türlü tedaviyi talep etme hakkı vardır. Hastanın bu hakkı yerine getirilmelidir, karşılanmalıdır. Hı hı. Ve nasıl kemoterapi karşılanıyorsa, radyoterapi karşılanıyorsa, cerrahi karşılanıyorsa, fitoterapi de, ozon terapi de, akupunktur da SGK tarafından karşılanmalıdır. Bu bir ihtiyaçtır. Üstelik bunların maliyetleri, bu saydığım diğer tedavilerin maliyetleri karşısında devede kulak kalır. Bir hastanın kanser tedavisinde kullanacağı fitoterapi ilaçlarının bir yıllık maliyeti, hastanın alacağı bir kür kemoterapinin maliyetinden daha düşüktür. Niye karşılamıyorsunuz o zaman bunu? Yazık günah değil mi bu hastalara? Mesele şudur, fitoterapi aktar tıbbı değildir. Aktarların faturalarını karşılayın demiyorum ben kimseye. Doktorların düzenlediği tedavilerin faturalarını karşılayın diyorum. Çok önemli bir şey. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Fast food'un zararları, bu tarımda kullanılan ilaçlara geleceğiz birazdan. Hayatımızdaki zehirlerin hepsini konuşacağız detaylı ama çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra işin aslı devam edecek. Zihnimizin ve bilincimizin büyük gizemi rüyalar. Psikolog Doktor Zafer Akıncı rüyalar hakkında merak ettiğiniz her şeyi işin aslında anlatıyor. Rüya görmemizin fiziksel ve psikolojik nedenleri. Rüya görmemizi sağlayan nedenler neler? Gördüğümüz rüyalar geleceği haber verebilir mi? Rüyaların geleceği gösterebilme özelliği var mı? Uyku esnasında rüyalarımızı kontrol edebilir miyiz? Rüya esnasında gördüğümüz şeyleri belirleyebilme şansımız var mı? Hayatımızda veremediğimiz kararları rüya esnasında verebilir miyiz? Kafamızı karıştıran konularda rüyalarımız bizlere yol gösterebilir mi? Zafer Akıncı'yla hepsi ve daha fazlası yarın işin aslında. Sinpaş Flat Ofis.
sizin ve bilincimizin büyük gizemi rüyalar. Psikolog Doktor Zafer Akıncı, rüyalar hakkında merak ettiğiniz her şeyi... Var. Öyle ipler geçirilmiş yok. Ben siyah isterim. Siyah her şeye giden. Sonra ne oluyor? Kesinlikle. Abi beni görsene bir abi. Beni görsene bir abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teşekkür ederim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Tamam mı? Yaramaz mı ya?
Sinpaş Filet Ofis. Aşırı fast food tüketiminin yarattığı büyük tehlike kanser. Ayaküstü fast food tarzı beslenme nasıl kanser riski oluşturuyor? Az sonra işin aslında. Evet efendim, işin aslı devam ediyor. Fast food'un hayatımıza, sağlığımıza zararlarını konuşuyoruz. Ağır metal zehirleri hangi besinlerde, hangi gıdalarda var, onları konuşuyoruz. Şimdi bu arada tabii tweetler de geliyor. Demişler ki lütfen mutfağımızda hangi ürünleri kullanmalıyız, bizi aydınlatın. Dibi tutan tencereler mi kullanmalıyız, evet, demiş, evet, bir izleyicimiz. Ya, bir izleyicimiz ya. De demiş ki alüminyum folyo ile yemeklerini sarıp fırına atan arkadaşlarım inşallah sizi dinlemiştir. Beni dikkate almayanlar ne haber, demiş. Evet, yani durum, evet, vahim hakikaten. Siz de sordunuz orada reklam da bir arasında. Alalım o şimdi soruyu bakın. Da. Hocam yani neler kullanabiliriz? Ne tür tavalar, tencereler yani nasıl tavsiye, evet, edersiniz? Peki. Herkes aynı. Şimdi şu an. Nedense böyle bir şey oluştu. Farkında mısınız? Dünyanın en kötü işi yemeğin dibinin tutması. Ne oluyor ya arkadaşlar? Siz küçükken hatırlasanız da pilav nasıl pişerdi? Anneniz pilavı bir güzel yapardı. O pilavın dibi tutardı. Biz de ayıla bayıla pilavın dibini sıyırıp yerdik, değil mi? Ne oldu da hepimiz böyle teflonlarda, yapışmaz tencerelerde pilav pişirmeye meraklı olduk? Ne oluyor? Bakın, dünyanın en kötü işi yemeğin dibini tutması değildir. Hı. Evet, dünyada kullanılabilecek şu an için bugünkü bilgilerimizde en iyi malzemeler döküm tavalar, tencereler veya çelik tavalar, tencerelerdir. Evet. Hiçbir malzeme olmayacak içinde. Bir de tabii bunun ötesi var, geleneksel usul, iyi hazırlanmış, sırlanmış toprak kaplar. Bir tane daha var, özellikle fırın için, cam. Cam Mor fırın camda. Kapları. Şimdi marka söylemeyin, hani canlı yayındayız, marka söylüyoruz, olmaz derler şimdi. Cam kaplar, toprak kaplar, çelik tencereler, tavalar ve döküm tencereler, tavalar sağlıklıdır. Bunları kullanabilirsiniz. Bunları, evet, bunlar dibini tutar bir miktar. Evet, çok doğru, tutacak. Siz de onu bir güzel sıyıracaksınız, çocuğunuza da öğreteceksiniz, sıyra sıyra yiyecek, bu kadar basit. Yani ne kadar zamandan beri pilavın dibinin tutması bu kadar büyük bir facia haline geldi? Niye yapışmaması gerekiyor canım? Olur mu yani? Yapışması doğaldır bunun. Yapışmadan olmaz. Bakın, her zaman böyle olmuştur. Tarih boyunca böyle ürünler kullanılmıştır zaten. Şimdi alüminyumu kullanmıyorum diyorsunuz. Ama alüminyum fırın tepsilerini kullanıyorsunuz. Alüminyum fırın tepsilerini niye kullanıyorsunuz? Alüminyum fırın tepsileri de aynı şekilde bunu yapar. Başka bir şey daha söyleyeyim. Kaçınızın ağzında diş dolgusu var? Diş dolgusu olanlar parmaklarını kaldırsın. Oo, neredeyse yarısı seyircilerim. Kaçınızın ağzındaki diş dolgusu metal rengi veya siyah renk? İşte onlara amalgam dolgu diyoruz. Ya. Bu diş dolgusu olarak kullanılan amalgamlar, yani siyah ve metal renkli olan amalgam dolgular, civa ile yapılan dolgulardır. Civa içerir. Diş hekimlerine bunu bir türlü anlatamıyoruz. Ki bir programda bunu detaylı bunu konuşmuştuk. Detaylı anlattık. Bir konuğumuz, diş hekimi konuğumuz da. Diş hekimi konuğumuz da olmuştu. Amalgam dolguları çıkarttırmanız gerekir. Niye? Dişinizin içindeki amalgam dolgunun içerdiği civa vücudunuzda civa zehirlenmelerine yol açabilir. Ağır metal zehirlenmesi. Civa zehirlenmelerinin en önemli kaynağı amalgam dolgulardır. Amalgam dolguların muhakkak surette çıkartılması gerekir. Diş hekimleri bu konuda direnç gösteriyor. Efendim, biz yıllardır uyguluyoruz bunu, hiçbir zararı yok. Ya kardeşim, direnç gösterecek bir şey yok. Bu amalgam dolgunun yerini tutacak kompozit dolgular var ve en az amalgam dolgular kadar kaliteli, hatta onlardan daha kaliteli ve sağlam. Kaldı ki niye direnç gösteriyorsunuz? Hiçbir zararı yokmuş. Olur mu öyle saçma şey? Allah aşkına, insanların dişinin kovuğuna civa koyuyorsunuz. Ya bunun savunulacak tarafı var mı? Bir insanın dişinin kovuğuna civa koyuyorsunuz. Üstelik daha vahim bir şey var. O da nedir biliyor musunuz? Dünyada en fazla civa zehirlenmesine maruz kalan insan grubu kim biliyor musunuz? Diş hekimleri. Of. Çünkü sizin bir tane dolgu konuluyor dişinize ama diş hekimi her gün onlarca dolgu yapıyor habire. Hayatı boyunca yapıyor bunu. Ve onun buharını soluyor sürekli olarak. Yani diş hekimleri amalgam dolgu yapmaya devam ederek en çok kendi sağlıklarına zarar veriyorlar. Bu inattan artık vazgeçilmesi gerekir. Amalgam dolgu 1840'ların icadıdır. 1840 nerede? 2015 nerede? Ay hocam, neredeyse her yerden, her koldan tehdit altındayız. Kesinlikle. Ne yapacağız? Valla ben şaşırdım yani. Hakikaten ne etmeyin. Yapacağız? Nasıl korunacağız? Bunlardan korunmak mümkün. Bu hiç merak etmeyin. Diğer zehirlere geçelim. Bakın. Bir sürü şey var. Önümde muz var. Tam kış mevsimi. Ay, muz zehirli olabilir mi ya? Aklınıza gelir mi böyle bir şey?
Bu muz nerede büyüdü? Siz hiç Mersin'de böyle muz gördünüz mü? Bu hiç Anamur muzuna benziyor mu? Benim sevgili aslan var Sinan Güzel, sağ olsun her mevsimde bana bir muz yollar Mersin'den. Bu Anamur muzu falan değil. Bu Türkiye'de yetişen bir muz değil. Bu basbaya, işte eskiden biz küçükken markasından dolayı Çikita muz diye adlandırılırdı bunlar. Bu muz ithal edilmiş bir muz. Nereden ithal edildi? Tropik bölgelerde yetişir muz. Muhtemelen Afrika'da falan yetişen bir muz bu. Bu muz orada yetişiyor. Gemiye yükleniyor. Haftalarca seyahat ediyor. Türkiye'ye geliyor. Gümrükten geçiyor. Hale'ye iniyor. Halden manavlara, pazarlara dağılıyor. Bizim önümüze geliyor. Bak taş gibi. Nasıl olabiliyor? Siz yerli muzu aldığınız zaman, yerli muz kaç gün dayanıyor mutfağınızda? 2-3 günde gidiyor. Evet. Muz çok dayanıksızdır. Bu nasıl aylarca dayanıyor? 2 günde çürüyeni makbul yani, değil mi? Kesinlikle. Aslında. Bakın, öyle çok önemli yani. Bir şey. Bu muzun aylarca taş gibi sapasağlam kalabilmesi için bir takım tarım ilaçları, hatta bir takım hormon ilaçları kullanılıyor. Olgunlaşmasını ayarlıyorlar. Yani hangi mevsimde olgunlaşacağını ayarlıyorlar muzun. Çok cezbediyor. Çok şu önemli. Çileklere baksana hocam. Yani deminden beri gözümün önüne koymuşlar şu çilekleri. Evet. Hocam bir de onları böyle çikolataya falan batırıyorlar. Oh, katmerli oluyor. Ya, evet. Bir zehir yetmiyor, iki zehir. Böyle zehir yiyorsunuz, ya, zehir. Bakın şimdi çocuklarınıza yani kışın güzel yedirdiğiniz... Güzel olan, lezzetli olan her şeyde... Ya zehir, bak şimdi. Kışın yedi. Çileği kardeşim mevsiminde yiyeceksiniz. Çileğin bir mevsimi var. Niye? Çilek çünkü narin bir meyvedir. Çilek öyle her mevsimde olmaz. Kışın ya. Büyümez. Niye büyümez? Onu da anlatayım size. Kışın ne büyür aslı? Portakal büyür, mandalina büyür. Portakalın, mandalinanın marifeti nedir? Soğuğa dayanıklı meyvedir. Sebze ne büyür? Pırasa büyür, ne bileyim işte kereviz büyür, karnabahar büyür. Bunların özelliği nedir? Soğuğa dayanıklı sebzelerdir. Bir kerevizi düşün. Toprağın altında, karanlıkta, -10 derece soğukta, yukarıda 3 dal yaprak, hayatını devam ettirmek için içinde nasıl maddeler salgılar? Aynı kerevizi sen yediğin zaman sen de -10 derece soğuğa dayanıklı hale gelirsin. Kış hastalıklarından korunursun. Onun için kerevizi kışın yiyeceksin. Domatesi de yazın yiyeceksin. Neyi ne zaman yiyeceğimizi de bilmek yiyeceksin. Gerekiyor. Artık şaşırdık çünkü. Evet, bunu da bilmek her gerekiyor. Her mevsim her şey var. Domatesi, çileği niye yazın yiyeceksin? Çünkü onlar da artı 40 derece sıcakta nasıl büyüyeceklerini biliyorlar. Onlar da artı 40 derece sıcağa dayanıklı. Kereviz de sıcağa dayanamıyor. İşte onun için de yaz sebzesini, meyvesini yazın yiyeceksin. Kışın yediğin çilek hormonlu çilek. Çilek yetişebilsin diye, büyüyebilsin diye seraların içinde hormonu, ilacı, tarım ilacını basıyorlar. Şu çileğe baksana ya, ve kafam kadar. O bir çilek değil. Aynen öyle. Kafam kadar çilek. Böyle bir çilek var mı? Böyle bir çilek gördünüz mü hayatınızda? Ya. Dana gözü kadar çilek yapmışlar adamlar. Yapmışlar bu, bakın tarım ürünü değil. Bunu yesen, yapmışlar. Bununla doyar insan bu yani. Ya. Aynen öyle. Elma yiyorsun sanki. Yani çilek ben hormonluyum diye bas bas bağırıyor yani aynen. Şu an bu. Bir vücuduna hormon alıyorsun. Peki çileğin içindeki hormonlar ne yapıyor? Sizin hormonal yapınızı da etkiliyor. Çileği büyüten, çileği olgunlaştıran, çileği dayanıklı kılan hormonlar sizin de bir hormonal yapınız var, sizi de etkiliyor. Peki, siz erişkin insanlarsınız ama bir de çocuklar var. 10 kilo çocuğa yediriyorsun o dana gözü kadar çileği. O 10 kiloluk çocuğun vücudundaki hormonal faaliyeti düşünün, o çocuk büyüyor. Büyüme hormonları salgılanıyor. Cinsiyet hormonları salgılanıyor. Farkında değil misiniz? Erkek çocuklarında meme gelişmeye başladı artık. Jinekomasti. Niye oluyor? Niye oluyor? Kız çocukları erken adet görmeye başladı. Niye oluyor? Bunun sorun, bu hormonlu besinler, bunun sonuçlarını hormonlu gıdalar. Bakın bunlar son derece büyük tehlike. Ay. Çocuğunuza kışın domates, biber, çilek yediriyorsanız bilin ki çocuğunuza sebze meyve değil zehir yediriyorsunuz. İçiniz el veriyorsa buyurun yedirin. Aslıcığım hala istiyorsan buyur ye. Evet. Çok şimdi, fena. Peki şimdi bu mesela işte fast food... Bu tarz hormonlu besinlerin kanserli olan ilişkisine de bir girelim. Girelim. Değil mi hocam? Girelim ama nasıl girelim? Şimdi kanserle ilişki deyince aklıma bir şey geldi onu anlatayım. Benim çok sevdiğim arkadaşım Yavuz Dizdar. Radyasyon onkoloğu Çapa'dan. Yavuz'un çok güzel bir hikayesi var. Bir gün serviste onkologlar, kanser hastalığıyla ilgilenen uzmanlar bir toplantı halindeyken ortaya bir tane portakal soyuluyor kış mevsimi. İşte Çapa'da ne olacak ortada ikram olarak bir tane portakal var. Ve portakalı yiyen 3 tane doktor zehirleniyor, onkolog. Önce anlayamıyorlar yani niye 3 tane doktor birden aynı anda zehirlenme belirtileri görüyor. Öğlen neredeydiniz, ortak mıydınız, beraber yemeyin. Yok bakıyorlar ki hiç ortak, bir tek portakal yenilmiş. Portakalı analize yollamaya karar veriyorlar. İnsan Çapa'da olunca bu işler daha kolay oluyor tabii. Analize yolluyorlar ve portakalın içindeki tarım ilacının bilmem kaç yüz kat daha fazla oldu ortaya. Bir portakal.
Bir portakaldan bir toplantıda işte 8-10 tane doktor adam başı kaç dilim düşecek de yiyeceksiniz Allah aşkına. Portakaldan 1-2 dilim yiyen herkeste zehirlenme oluyor. Şimdi insanların kafasında şöyle bir düşünce var. Tarım ilacı kullanıldı ya. Ya bu bunun kabuğunda. Şu kabuğu bir güzel yıkayayım ben. Hatta su yiyeyim. Portakal kabuğuyla yenmez. Tam içinde bir şey yok. Yiyebilirim bunu. Bakın bu büyük bir yanılgı. O tarım ilacını bu portakal içine alıyor. Her meyve sebze içine alıyor. Yani kabuğunda ne kadar varsa içinde de o kadar var. Böylece sizi zehirleyebiliyor. Ne dedik? Kimyasal katkı maddeleri, tarım ilaçları, kanserle direkt olarak ilişki halindedir. O yüzden böyle mesela marketlerde görüyoruz elmaları böyle cillop gibi ya. Böyle pırıl pırıl parlıyorlar falan. Ayna sanki böyle. Al saçını tara. Ayna ayna. Mesela o, onlardan aslında uzak durmak gerekiyor. Böyle evet. Nerede eğri büğrü? Sadece eğri büğrü de değil aslında. Bir de ona da kızıyorum. Yani böyle eğri büğrü biraz... çürük çarık şeyleri getiriyorlar. Organik diye kakalıyorlar bizi. Tövbe estağfurullah. Şimdi yani yok dalından getirdik diye. Sadece şuna dikkat edeceksiniz. Bir elma ağacında yetişen elmaların hepsi birbirinin aynısı olmaz. Tıpkı bir salonda oturan insanların hepsinin birbirinin aynısı olmadığı gibi. Ama bir bakıyorsunuz markete, pembe domates. Bayılırım pembe domatese. Hmm. Yaz günü, tamam, pembe domates markette. Hepsi ya seri adam üretim. Öyle bir ambalaj yapmış ki, 4 tane domatesi bir kaba koymuş ve bütün ambalajlar aynı ağırlıkta. Evet. Ya kardeşim nasıl becerdiniz? Domateslerin hepsi aynı ağırlıkta olabilir mi? Allah aşkına yani. Gramı gramına aynı. İşte onların hepsi de tarım ilacı kullanılıyor. Biz de bir güzel onları... Sadece tarım ilacı yiyoruz. Değil, orada bir de... Alıyoruz, hormon. Orada bir de tohum problemi var. Hibrit tohumlar. Ya olamaz, böyle bir İsrail oyunu olamaz ya. Arkadaşlar bakın, memlekette hangi tarım ürünü meşhur olsa ertesi sene onun hibrit tohumunu gönderiyor İsrail bize. Olamaz böyle bir şey. Pembe domates 2 sene, 3 sene önce bir meşhur oldu. Şimdi bir bakıyorsunuz her taraf pembe domatesin hibrit tohumuyla doldu. Çanakkale domatesi, Ayaş domatesi, bunların hepsinin tohumları, hibrit tohumları. Ne oluyoruz? Niye geleneksel tohumlarımızı koruyamıyoruz? Geleneksel tohumlarımızı korumamız gerek. Geleneksel tarımımızı korumamız gerek. Dünyanın en önemli işi tohumdur. Hı hı. Tohuma dikkat etmemiz gerekir. Tohum konusu çok uzun bir konu. Bir programda uzun uzun bunu konuşalım, tohumu konuşalım. Şimdi bakın. Bizim program ah canım benim. Yapımcımız bizim, evet. Aslı'nın oğlunun bebeklik kıyafetleri. Ne güzel değil mi? Ne kadar şirin. Evet. Bakalım bir de yazmışlar bakın ne Big geliyor? Man. Ne geliyor bakalım ufacık şimdi. Ufacık adam Big Man. Şimdi şu hani plastik gibi çıkartmalar var ya şurada. Şu. Görüyorsunuz bunları. Evet. Bu plastik çıkartmalar ağır metal olan kurşun içerir. Kurşun. Bütün boya sanayinde kurşun kullanılır. Kurşunun bunca zararı ispatlanmasına rağmen şu anda dünyada hala sanayide yılda 7 milyon ton kurşun kullanılıyor. O 7 milyon ton kurşun size, bana, Aslı'ya, yapımcımız Aslı'nın küçük oğluna, benim kızıma zehir olarak geri dönüyor. Boyaların içinde kurşun var. Her türlü boyanın içinde. Kıyafet boyalarının içinde, tekstil boyalarında. Oturduğumuz kanepede. Buradaki çıkartmada. Bunun kabında. Bu güzel renkler var ya, rengarenk hepimiz. İşte bunların hepsi kurşun içeriyor. Kurşun asker diye oyuncaklar vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Artık yok. Dünyanın ilk oyuncakları. Hı-hı. Tahta ve kurşun askerler. Bu plastik bir oyuncak. Ve bakın ne kadar küçük bunlar. Çocuk ağzına alır bunu. Dişi kaşınan çocuklar özellikle değil mi? Bunların boyalarında kurşun var. Kurşun zehirlenmesi. Dünyada en yaygın görülen ve en fazla zarar oluşturan ağır metal zehirlenmesi kurşundur şu anda. Kurşun nörotoksiktir. Yani şizofreniye kadar, Alzheimer'a kadar her türlü probleme yol açar, Parkinson'a yol açar. Kurşun. Çok önemli bir şey. Kurşuna dikkat edeceğiz. Boyaların hepsinde kurşun var. Piller. Niye pilleri atık kutularında topluyorsunuz? Piller için ayrı atık kutuları var. İşte bu ağır metallerden dolayı. Son derece önemli. Pillerinizi normal çöpe atmayın. Piller için özel bulunan atık kutularına atın. Onların özel imha edilmesi gerekiyor çünkü. Şimdi aslan istedim. O da sağ olsun almış. Baksana şimdi nasıl da cezbediyorlar çocukları. Şekline bakar mısınız? Bu da önemli bir algı operasyonu. Şeker verdiği yetmiyor. Bir de şirinler formuna sokuyor bunu. Yani bu kadar cinlik olabilir mi? Herhalde bunların her paketinde ayrı bir şirin. Yani bir paket şirine, bir paket işte şirin baba falan. Gargamel'i de var mı acaba bunun? Yoktur, yoktur. Gargamel kötü karakter ya. Bunlar çok uyanık. Hep iyi karakterleri koyarlar. Bunlar şirinleri yapıyorlar bakın. Çocuğunuza bunu yedirdiğiniz zaman zehir yediriyorsunuz. Bu kimyasal katkı maddesi falan değil.
Bu her haliyle bildiğin kimyasal. Şeker falan da değil. Bu tamamen kimyasal yani. Şuna bak. Aman Allah'ım, marshmallow. Şuna bak. Plastik. Ama o var ya o ki Allah bilir nasıl da lezzetlidir. Tabii plastik. Şuna bak 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 nasıl sunuyor. Çok seviyorum diyor bak. Çocuğunuza bak bak orada biri çok zehir seviyorum diyor. yediriyorsunuz. Sevdiğin şey zehir. Çok mu Bir zehire aşıksın. seviyorsunuz? Bir katile aşığım demekle aynı şey bu. Çok seviyorum bir katili. Evet, aferin sana. Devam et. Ya. Deterjanlar. Ne Ay kadar diyorum çok ya her deterjan var yerden, artık, değil her mi? koldan. Bundan Ha, 60 yıl nerelere önce gidem? deterjan var mıydı hayatınızda? Anneleriniz deterjan kullanıyor muydu? Kalıp sabun. Bulaşıklar neyle yıkanıyordu? Kimse bulaşık yıkamıyordu. Evet, Arap sabunuyla yıkanıyordu. Bundan 60 yıl önce annelerinizin, anneannelerinizin evi sizin bugünkü evlerinizden daha mı kirliydi? Pasaklı mıydı sizin anneleriniz? Hayır, pasaklıydılar. Deterjan diye bir şey yoktu. Ya Neyle? külle yıkıyorlardı, doğru. Külle. Evet. Köy yerinde külle yıkanırdı, kil de kullanılırdı. Peki, söyler misiniz bana, dünya bu İkinci Dünya Savaşı sonrasında deterjanlarla tanıştı. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu dünya denilen yer daha mı kirli pasaklı bir yerdi? İnsanlar daha mı kirliydi? Duş jelleri yoktu, şampuanlar yoktu. Bir tek kalıp beyaz sabun vardı, o da zeytinyağından üretilirdi. Bir ev hanımı bir Çok gün fena. içinde temizlik yaparken hayatı boyunca devam ettiğini düşünün. Kaç tür kimyasalla karşılaşıyor biliyor musunuz? Kaç tür kimyasalla temas ediyor? Sayı vereceğim size. Söyleyin bakalım kaçtır? Tahmin istiyorum. Rakam. 8. 3, 4. Söyle. Bir rakam söyle. 7, 8. Peki ben size söyleyeyim. Kaç tür kimyasalla karşılaşıyorsunuz biliyor musunuz? 15 bin. 15 bin ayrı tür kimyasalla karşılaşıyorsunuz. Bir bulaşık deterjanını alın, içindekiler kısmını okuyun neler içeriyormuş. Her bir bulaşık deterjanında bir sürü kimyasal madde var. Her bir yer sildiğiniz maddede farklı farklı var. Ve ha babam de babam bunları kullanıyorsunuz. Siz, çocuklarınız, eşiniz bunları Ay alıyor. vallahi kalbim sıkıştı. Sıkışsın biraz. Hakikaten yani Bunları size var ya anlatan yok, içim sıkışsın buğum biraz. çürüdü şu an. Şimdi burada atladığımız Ne başka ne var onu yapacağız biz? göreceğim. Ne yapacağız yani? Dünyanın Rengarenk silgili sonu kalemler. bunlardan oldu. Rengarenk silgili kalemler. Alıyor bir de çocuk ağzına. Kemiriyor çalışırken değil mi? Kokulu silgiler. Bir de bunların kokuluları var. Evet, kokulu Kokulu silgiler. silgiler. Renkli silgiler. Nerede onlar? Bakın. Bunlar Ay benim de vardı kokulu kimyasal katkı silgilerim. maddeler içerir. Ben ilkokuldayken daha silgilere koku konulmamıştı, icat etmişler. Ben valla benim silgilerim Tarih kokuludur. öncesinde okudum ben. Bak Bakın rengarenk. abi. Benim Çok kızım da ne bayılıyor bunlara. güzelmiş bakayım. Tüylü tüylü kalemler. Bak Bu Aslı'cığım. tüylü tüylü bunlarda da Bak işte ne ay güzel Allah'ım al zehir. işte bak. Bakın ne güzel zehir. Ya Ha? benim kızım da bayılıyor bunlara. Ne güzel zehir bakın. Şimdi başka türlü zehirler de var. Ne dedik? Monosodyum glutamat. Biraz önce Köfte. izledik ya Hazır veterede. köfte. Gerçi nasıl bir şekil yaptılarsa köfteye benzetemedim ben ilk önce görünce. Köfte halbuki bu. Sucuk da aynı İşte şekilde. hazır Tuhaf bir şey var, farkında bu. mısınız? Kasapta kıymanın kilosu kaç lira şu anda? 35 lira. Net rakam söyledi. Peki, sucuğun kilosu kaç lira markette? Nerede 45 canım? Markete gidelim 15 liraya sucuk satıyor adam. Köfte kaç lira? Köfte kaç lira? Bana bir söyler misiniz? Nasıl oluyor da etten kıymadan daha ucuz köfte sucuk yapabiliyor adam? Çünkü bunun içine bir de baharat koyuyor, onu koyuyor, bunu koyuyor. Daha pahalı olması gerekir normalde değil mi? Ama daha ucuz. Tabii. Niye? Söyledi bak. Soya kıyması kullanıyor. Evet. Köftelerin de sucukların da içinde soya kıyması kullanıyorlar yaygın olarak. Soyada problem ne? Soyayı kendi Bu haline soya bıraksaydık sütü soya... falan da var. O soya sütleri falan. Soya sütleri de var, onlar da ayrı. Soyayı kendi haline bıraksalardı, soyada problem yoktu. Çünkü soya çok kaliteli bir baklagil grubudur. Soya tüketen Japonlarda ve Çinlilerde çok çok daha düşük meme kanseri görüldüğü ispatlandı. Bu biliniyor. Soya fitoöstrojen içerir ve meme kanseri riskini azaltır. Bu ispatlandı. Soya. Soya. Zarar. Ama Ha. aması Aması geliyor. var. Yetirmediler. İnsanoğlu dokunduğu her şeyi kirletmeyi çok iyi beceriyor. Canım soyaya GDO yaptılar. Ay işte buyur. Niye? Verimini artırmak için. Bugün dünyada artık GDO ile üretilmemiş soya bulamıyorsunuz. GDO ne yapıyor bana? Benim genlerimi değiştiriyor. Ve yaşarken değiştiriyor.
Benim çocuklarımın değil, benim yeğenlerim. Bu ispatlandı. Benim vücudumda, insanoğlunun vücudunda yaklaşık 25 bin tane protein kodlayan gen var. Human Genom Projesi bitirildi. Bunu ispatladık. Benim vücudumdaki probiyotiklerin sahip olduğu tam 8 milyon protein kodlayan gen var. Bende 25 bin, probiyotiklerde 8 milyon. Bende bir avuç gen var, probiyotiklerde bir daha var. Benim vücudumda bunlarda. Ve yine ispatlandı, probiyotikler benim vücuduma gen transferi yapıyor. Yani yaşadığım süre içinde genetik yapım değişiyor. Doğduğum genlerimle ölmüyorum. Ölürken farklı bir genetik yapıya sahip. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi gidin diğer tarafına. Probiyotikler ne yapıyordu bizim vücudumuzda? Bağırsaklarımızda sindirimin ilk savunma duvarı probiyotikler. Benim vücuduma aldığım gıdalardan hangi maddelerin emilip hangilerinin emilmeyeceğine, hangilerinin içeri girip hangilerinin girmeyeceğine probiyotikler karar veriyor. Yani yediklerim probiyotiklerimi etkiliyor. Probiyotiklerim de bana gen transferi yapıyor mu? Bu sefer yediklerim benim genetik yapımı değiştiriyor. Gıdanın genetiğini değiştiren müdahale, GDO, benim genlerime ne yapıyor? Benim de genlerimi değiştiriyor. Herkesin aklını başına toplaması gerek. Kimse sizi korumaz. Siz kendinizi korursunuz. Bu hazır kutu ürünler falan hepsi için bu söylediğiniz... Kesinlikle. Mesela süt. Bir gıdanın doğal yapısı değiştirilmişse, bozulmuşsa o gıda artık gıda değildir. Bu bir kutu süt. Bunun özelliği ne? Efendim 6 ay dayanıyor. Süt 6 ay dayanır. Dayanmaz. Nitekim bunu mayalıyorsunuz yoğurt olmuyor. Süt raf yoğurt olur mayalayınca. Raf ömrü olan bütün gıdalar için. Evet. Geçerli raf ömrü olan bütün gıdalar işlenmiş gıdalardır. Raf ömrü olan bütün gıdalardan uzak durmanız peki gerekiyor. Peki mesela Seda Hanım demiş ki. Dur Seda Hanım'ı unutma. Şu sütü ilgili? Bir tamamlayayım. Tamam. Şu sütü bir tamamlayayım. Seda tamam. Hanım'ı unutmayalım. Şimdi bakın süt niye zararlı onu anlatacağım size. Sütün yapısını değiştirdiniz. Süt süt olmaktan çıktı. 6 ay dayansın diye yüksek basınç ve yüksek ısı uyguladınız. Süt artık beyaz bir sıvı. Süt değil. Sütten almanız gereken bir sürü madde var. Mesela D vitamini alacaksınız. Mesela probiyotik alacaksınız. Alamıyorsunuz artık. Ve bu süt faydasız bir şey haline geldi. Rahmetli Ahmet Aydın'ın hocanın söylediği gibi süt bir dayanıklı beyaz eşya haline geldi artık. Süt süt değil. Dayanıklı beyaz eşya. Evinizde var ya. Dayanıklı beyaz eşya deyince aklınız ne gelir? Buzdolabı, fırın falan gelir değil mi? Bu da öyle bir şey işte. Evinizde bunu saklayabilirsiniz. Dayanıklı beyaz eşya. Bozulmayan her şey sağlığınızı bozar. Bozulmayan her şey sağlığınızı bozar. Bir gıda bozulur kardeşim. Gıda bozulmadan durabilir mi? Bozulmuyorsa bir problem var onda. Ben bozuluyorum, ihtiyarlıyorum. Tabii ölüyorum. Canım. Gıda nasıl bozulmuyor, ölmüyor? Olabilir mi böyle bir şey? Şimdi Seda Hanım şimdi ne diyor? Şimdi demiş ki Seda Hanım tweetinde... İçinde süt yoğurt olan camları marketlerden alıyoruz. Bunları kullanmamızda bir zarar var mı? İçinde süt yoğurt olan neleri alıyoruz demiş. Bizleri aydınlattığınız için teşekkürler demiş. Seda. Ne alıyoruz demiş? İçinde süt yoğurt olan cam. Ha cam kap demek istiyor. Camları alıyoruz evet. Marketlerden. Bunlarda da acaba cam bir, sağlıklıdır. Zarar cam kullanılabilir. Var mı? Plastik yerine her zaman cam tercih edilmelidir. Camı tercih edin plastik yerine. Ve tabii ki tamam. Diğer yani alüminyum kapları da tercih etmeyeceksiniz. Hı. Cam tercih edeceksiniz. Şimdi bir şey daha var. Burada badem var. Bu badem acı badem. Bademin iki cinsi evet. Vardır. Bir tatlı badem. Yani tüketebildiğiniz badem. O kayısı çekirdeği. Kayısı çekirdeği o. Onun da acısı var. Yani acı badem ve acı kayısı çekirdeğini anlatacağım şimdi size. Bakınca doğal bir şey değil mi? Evet. Katkı maddesi de yok. Hani kavrulmamış olsa tamam doğal. Ama insanoğlu bazen yanlış bilgiyle kendi kendini zehirleyebiliyor. Geleneksel olarak acı badem ve acı kayısı çekirdeği tüketilmez. Zerdali'yi kırarsınız çekirdeğini, acıysa yemezsiniz. Değil mi? Çocuklarınız bilmiyor artık bunu. Zerdali'nin çekirdeği acıdır, yenmez. Ama kayısının çekirdeği tatlıdır, yenilir. Çocukken hepimiz bunu yaptık değil mi? Zerdali yedik, kayısı yedik. Evet. Çekirdeklerini zerdali olunca attık. Ama kayısı olunca çekirdeklerini kırdık yedik. Hı hı. Şimdi bakın ne yapıyorlar? Ne kadar enteresan bir şey anlatacağım size. İnternette dolaşan bir bilgi. Efendim, acı badem ve acı kayısı çekirdeği yenildiği zaman kanser tedavisi mümkündür. Böyle bir bilgi dolaşıyor internette. Böyle yazıyorlar internette. Kanserden kurtulmak için diyor, kanser hastalarına öneride bulunuyor. Acı yiyin diyorlar. Kanserden kurtulmak için acı badem tüketin diyor. Veya acı kayısı çekirdeği. Bunun için Malatya'ya kayısı çekirdeği sipariş edenler biliyorum ben. Acı kayısı çekirdeği yiyeceğim ve kanserden kurtulacağım, iyileşeceğim diyor.
Bunlar kanser hastaları. Zaten iyileşmek için, hayati tehlike korkusuyla yaşayan, iyileşmek için hani derler ya denize düşen yılana sarılır. Her türlü çareyi arayan insanlar ve internetin zararlarından bahsediyorum aslında size. İnternette her türlü bilgi var. Akıl süzgecinden geçirmek gerek. Bakın geleneksel olarak acı kayısı çekirdeği tüketilmez. Bunu herkes bilir. Acı kayısı çekirdeği yenilmez. Ben parmak kadar çocuktum. Biliyordum zerdali yediğim zaman çekirdeğini atıyordum. Acı bu yenmez. Kayısı yediğim zaman hele ki bizim oraların meşhur şekerpare kayısısı. Onun mutlaka çekirdeğini kırar yerdik. Çünkü o tatlıdır bilirdik. Parmak kadar çocukken ben bunu biliyordum. Şimdi bu zavallıcıklar hastalandılar. İyileşmek için acı kayısı çekirdeği yiyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Acı kayısı çekirdeğinin ve acı bademin içinde bizim siyanoglikozitler dediğimiz maddeler vardır. Bunlar siyanür türevi maddelerdir. Siyanürü biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en zehirli maddelerinden bir tanesi. Bu siyanoglikozitler o kadar kuvvetlidir ki cinsine bağlı olarak, bademin ve zerdalinin cinsine bağlı olarak 6-7 tanesi bile bir anda yenildiğinde, bir günde yenildiğinde bir yetişkin insanı zehirleyebilir. 6-7 tanesi bile. Ay. Ve bu zehirlenmenin sonucu ölümdür. Yani siyanür almış gibi ölür. 6-7 tanesi bir yetişkini zehirleyebilir. Bakın. Hastalara bunları yediriyorlar. İnternette yazmışlar. Sakın böyle bir şey yapmayın. Bakın. Sakın böyle sakın. Bir şey yapmayın. Bu son derece lütfen. Tehlikeli. İyi dinleyin. Yine bunu yapan hastalarında ciddi manada siyanür zehirlenmelerine rastlıyorum. Özellikle bir hastam geldi. Hocam ben bunu yapıyorum dedi. Sakın dedim yapma lütfen. Hemen bir ağır metal testi yapalım bakalım. Yaptık ağır metal testini. O testte siyanüre de bakabiliyoruz. Siyanür zehirlenmesi var. Dağ gibi bir adamcağız. 1.80 boyunda. Yapılı. Günde bir tane yiyorum hocam. Zehirlenecek kadar yemiyorum. Ama o günde bir tane acı kayısı çekirdeği vücudunda birikmeye devam ediyor. Her gün bir tane, her gün bir tane alınca bir baktık asıl problem kanser olmaktan çıkmış, siyanür zehirlenmesine dönmüş. Siyanür tavan yapmış, zehirlenme var. Buna dikkat edin. Acı kayısı çekirdeği ve acı badem siyanür benzeri maddeler içerir, zehirler. Kanser tedavisinde kullanılamaz ve 6-7 tanesi bile sizi öldürebilir. Yani, çok dikkatli olun. Sakın ha sakın bunu tüketmeyin. İnternette dolaşan o bilgilere itibar etmeyin. Güvenmeyin. Bakın doktorumuz burada altını çizerek sizleri uyarıyor. Aman diyelim lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi şurada yine iki tane kap var. Şimdi ben size cips dediğim zaman bak yiyoruz diyor bir de kızacağım şimdi. Allah Allah. Ne demek yiyoruz? Ben ne anlatıyorum sen ne diyorsun? Yiyorsun ondan sonra kilo olarak geri dönüyor sana. Sağlığını bozuyor işte. Cips dediğim zaman hepiniz zararlı dersiniz değil mi? Yememek için gayret gösterirsiniz. Şimdi, en azından yeseniz bile suçluk dersiniz. Şimdi daha az yağlı suçluk falan diyorsun, diye değil de çıktı cipsler. Duyuyorsun aferin. Peki. Daha az yağlı, %50 tabii, daha az yağlı falan diyor. Falan diyor. Çok kızıyorum. Özellikle kanaat önderlerinin cips reklamı gibi reklamlara, margarin reklamı gibi reklamlara çıkmasına çok çok kızıyorum. Çok sinirleniyorum. Kanaat önderi olan insanlar toplumun örnek aldığı insanlardır. Rol modeldir onlar. Öyle insanlar çıkmamalı. Çıkmasınlar efendim. 3 kuruş para alacağız diye cips reklamına, margarin reklamına çıkmasınlar. Şöhretli insanları ben sağlıksız ürünlerin reklamlarında görmek istemiyorum. Çok kızıyorum. Şimdi buradan isim de söyleyeceğim. Ayıp olacak söylemeyeyim. Şimdi bakın. Bence de. Oh ne güzel düşürdüm bisküviyi. Bir de suyun içine sağ, girdi direkt içine olarak. Şimdi cips deyince hepiniz aman uzak duracağım diyorsunuz ama hepinizin evinde muhakkak bir bisküvi çekmecesi dolabı vardır değil mi? Hiçbir şey olmasa misafiriniz gelince verirsiniz. Çocuğunuz atıştırmalık veya okuluna beslenmeye giderken bisküvileri alır. Hiçbiriniz bisküvinin cips kadar zararlı olduğunu düşünmezsiniz. Düşünen var mı? Cipsle bisküviyi kıyasladığınızda hangisi daha sağlıklıdır desem hepiniz bisküvi dersiniz. Evet. Tam tersi demek bu bisküvinin şimdi. İçinde ne var? Hiç merak edip okuyan oldu mu üstüne? Keşke bir bisküvi paketi getirseydik buraya. Minnacık da yazıyorlar zaten. Getirsek de okumak zor oluyor. Büyüteç falan gerekiyor onları okumak için. Bakın bu bisküvilerin içinde bir ton katkı maddesi var. Tamamı işlenmiş gıdadır. En önemli katkı maddelerinden bir tanesi bir kere çoğunluğunda o az önce bahsettiğimiz monosodyum glutamat MSG vardır. Lezzetlerini ona borçludurlar. İkincisi hemen hemen tamamında palm yağı kullanılır. Palm yağı palmiye ağacından elde edilen bir yağdır. Şu anda dünyada endüstriyel üretimde yani hazır gıda üretiminde en fazla kullanılan yağdır. Sağlığınız için zararlıdır. Oo. Tamamında palm yağı vardır. Bir de ne var bisküvide? Şeker var.
Şeker kullanılıyor, şekerli bisküviler. Hocam duydun mu ne dedi? Geriye bir şey kalmadı dedi. Geriye hiçbir şey kalmadı yiyecek. Evet, ya şimdi ben anlatacağım size. Ne yiyeceğinizi de anlatacağım. Ya ne, evet evet. Ne yiyeceğinizi anlatacağım. Yani bunlara bakın, bir şekilde biz bu zehirlere maruz kalıyoruz. Herkes, evet. Hele çocuklar ne yapsın hocam? Nereye kadar engelleyebilirsin? Bir de öyle bir şey var. Tabii. Çocukları mesela fast food tüketmekten bu kokulu silgiler, işte bu şeyler, şekerlemeler nasıl uzak tutacaksın? Şimdi onu da anlatacağım. Bisküvilerdeki en önemli zararı biliyorsunuz artık, o kadar anlattım. Bisküvilerdeki en önemli zarar buğday, gluten. Tamamı gluten içeriyor. Hayatınızın her noktasında gluten var. Glutenden uzak durmadığınız sürece sağlıklı yaşayamazsınız. Çölyak hastası olursunuz, diyabet olursunuz, kanser olursunuz, romatizma olursunuz. Ya hasta olun ya ekmek, buğday tüketmeye devam edin. Karar sizin. Siz karar vereceksiniz. Bakın başka bir şey daha. Hocam bu arada mesela kuru yemişler sormuşlar. Hani demin anlattınız ya. Hı-hı. Acı badem. Kavrulmuş kuru yemişlerde de zehir var mıdır diye. Hayır, kavrulmuş kuru yemişlerde yağlar... Bir saniye hanımlar, sakin olun. Kavrulmuş kuru yemişlerde yağlar trans yağa dönüşür. Kavurmayacaksınız, yağ yapısını bozmayacaksınız. Onun yerine kavurmadan yiyeceksiniz. Çiğ kuru yemiş yiyeceksiniz. Şimdi... Elimde hepinizin kullandığı şu makyaj malzemeleri var. Ruj, fondöten vesaire. Bunlar niye makyaj malzemesi? Neden makyaj malzemesi olarak bunları kullanıyoruz? Yutkundum. Şöyle bir yutkundum. Evet. Bunlar renk verdiği için makyaj malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Doğru mu? Renk vermeye makyaj malzemesi olmaz. Bir renk verecek ki. Hani fondöten, evet. Kapatıcı, ruj vesaire. Onun için makyaj malzemesi olarak kullanıyorsunuz. Renk vermesi ne demek? Bunların hepsi boya. Doğru mu? Eskiden makyaj yapmak denmezdi, boyanmak denilirdi değil mi? Bunların hepsi boya. Boyada ne kullanıyorlar? Az önce söyledim. Kurşun kullanıyorlar. Bunların hepsi kurşun içerir. Çok garip bir şey daha var. Makyaj malzemelerinin içinde katkı maddesi olarak gluten kullanıyorlar. Haydi buyur bakalım. Niye rujun içine gluten koyulur söyler misiniz bana? Dünyada bugün sanayide katkı maddesi olarak kullanılan yaklaşık 40 bin tür, özür dilerim 80 bin tür, kimyasal madde var. Bu 80 bin tür kimyasal maddenin hiçbirisi işe yaramadı da rujun içinde gluten mi kullanılıyor? Gluten yerine kullanılacak hiçbir şey yok mu? Ben ruj üreten kozmetik firması sahibi bir adam olsam rujun içine gluten koymam. Niye koymayacağımı söyleyeyim. Türkiye'de gluten hassasiyeti olan yaklaşık 6 milyon kişi var. Ben gluten koyduğum zaman bu ruju o 6 milyon kişi kullanamaz. Var bende gluten hassasiyeti. Ve aynen işte. Aynen öyle, sende var. O zaman ne olur, benim pazarım daralır. O zaman niye gluten koyuyorsun kardeşim? Sanki birileri bizi kasıtlı olarak hastalandırmak için rujun içine bile gluten koyuyor. Nedir yani? Peki gluten hassasiyetin var. Hiç aldığın ruja dikkat ediyor musun? Yok valla, benim herhalde sonum yani çok buradan. Çok basit bir şey. Alırken dikkat edeceksin. Ben. İçeriğini okuyacaksın. Gluten içermeyen makyaj malzemesi. Bunlar biz hanımların savaş boyaları hocam. Savaş boyaları. Savaş boyalarımız onlar. Kiminle savaşacaksınız? İçinde yok yokmuş. Kiminle savaşacaksınız? Şimdi korktum. Bayanların savaş malzemesi buysa ya. Bizimle savaşacaklar demektir. Eyvah eyvah. Evet, şimdi bakın. Hayatımızda bir sürü zehir var. Ha. Bu damacanayı da görmemezlikten gelmeyelim. Ha. Bizim sevgili şimdi damacanamız. Şimdi ona da geldi sıra. Bunun artık zararlarını hepiniz biliyorsunuz, öğrendiniz değil mi? Çoğumuzun evinde olan. Tekrar tekrar kullanılınca ve ısıya maruz kalınca. Isıya maruz kalmıyor mu bunlar? Güneşin altında kalıyor, ısıya maruz kalıyor. Bunun da cam olanını. Cam olanını tercih edeceksiniz. Tercih İçinde BPA isimli bir kanserojen, evet. Madde gelişiyor. Bunu kullanmayacaksınız. Damacanadan uzak durun, plastikten uzak durun. Cam damacana tercih edebilirsiniz. Doğal kaynak sularıyla ya da evinizde arıtma cihazları. Düzgün arıtma cihazları kullanacaksınız. O şekilde içme suyu elde edeceksiniz. Evet, masada anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Yani yok. Biraz da size gazlı içeceklerden bahsedeyim. O bebek maması. Bebek maması. Hazır bebek maması. Hazır bebek maması yediriyor musunuz bebeklerinize? Miştik, yedirmiştik diyorsun. Yedirmiştik. Aferin. Sakın hazır bebek maması yedirmeyin bebeklerinize. Hazır mayalardan uzak durun. Bebeğinize vereceğiniz en önemli hediye anne sütüdür. Anne sütü vermek için gayret gösterin. Anne sütünün yerini tutacak hiçbir gıda yoktur. Hazır mama demek işlenmiş gıda demektir. Parmak kadar bebeğe işlenmiş gıda vermeye başlarsanız o bebek büyüyünce paça çorbası da içmez. Turşu da yemez. Fast food'a düşkün olur. Çünkü bunlar bağımlılık yaratan tatlardır. İşlenmiş gıdalar bağımlılık yaratsın diye kimyasal katkı maddeleriyle işlenirler. Bağımlılık yaratacak ki siz onu sürekli isteyeceksiniz. Ben illa şu markayı kullanırım. Değil mi? Bu kola markası var. Bibi marka var. Bibi marka. Birini içen diyor ki ben öbürünü asla içmem. Öbürünü içen diyor ki ben öbürünü asla içmem. Niye?
Kan davası mı var aranızda? Yok, ona bağımlı oluyor. Gelelim ona. Bağımlılık da evet. Şimdi bu kolalar var ya, kolalı gıdalar, kolalı içecekler. Gazlı içecekler. 18. yüzyılın sonunda icat ediliyor ilk önce. İlk icat eden vatandaş Amerika'da bunu bir türlü satamıyor. Sonra bir firma bunun lisans haklarını satın alıyor ve patlama yapmasını sağlayan o firma. Çünkü kola o günlere kadar kola. Henüz daha başındaki ilk ismi konulmamış. Başındaki ilk ismi neden geliyor biliyor musunuz? Koka diye bir bitki duydunuz mu hiç? Koka bitkisi kokainin elde edildiği bitkidir. Kolanın içine koka bitkisini koyuyorlar ve yaklaşık olarak 10 küsur sene koka bitkisi içeren kola satıyorlar. Haliyle bağımlılık yapıyor. Bağımlılık. İçen bir daha içmek istiyor. Keyif hali yapıyor ve bu sefer patlama yapıyor satışlarda. Tabii bu bitkinin zararları anlaşıldıktan sonra koka konması yasaklanıyor. Ama ismi o şekilde kalıyor. Artık bugün içine koka koyamıyorlar. Öyle bir şey yok. Ama yine de farkında mısınız? Ciddi bir bağımlılık var. Demek ki içinde evet. Bağımlılık yapan bir takım evet. maddeler var. Bir de benim çok kızdığım, çok sinirlendiğim bir şey daha var. Efendim formülümüzü açıklamayız. Ne demek formülümüzü açıklamayız ya? Siz kimsiniz de formülünüzü açıklamıyorsunuz? Bu ülkede kim formülünü açıklamadan bu ülke sınırları içinde satış yapabilir? Benim devletime formülünüzü nasıl vermezsiniz? Ben nereden bileceğim insan sağlığına faydalı mı, zararlı mı maddeler içerdiğini? Nedir yani, ne oluyor? Ne demek formülümü açıklamam? Ticari sırmış. Ticari sır mı var ya, ne demek ya? Benim içtiğim gıdanın formülü nasıl senin ticari sırrın olabilir? İçmem ben böyle bir içecek. Çocuğuma da içirmem. Siz de içirmeyin. Hocam bu arada İçinde İzmir'den, ne olduğunu bilmediğiniz İzmir'den bir telefonumuz mi? Var Nilay Hanım. Peki. Telefon hattımızdaymış. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Nilay Hanım, İzmir'e sevgiler, selamlar. Buyurun. Sizi çok dinliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu aradan da Ümit Hocam'a ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah razı olsun diyorum. Cümlemizden. Hayatımı kurtardı diyorum. Bu sizin işin aslı programınız sayesinde. Ne güzel, ne mutlu bize. Ben 5 aylık hamileyken ben de gebelik diyabeti teşhisi konuldu. Ve insülin başlanıldı bende. İnsülin kullanıyorum. Fakat insülin kullandığım halde şekerim pek yüksek. Açlık topluk kan şekerimin 140 olması gerek. Hep 200'lerde, 180'lerde. Dediler ki bana rejimine dikkat etmiyorsunuz. O kadar çok dikkat ediyorum ki hatta Nilay Hanım çok özür dilerim. İnce bir dilim. O kadar ince bir dilim yiyordum. Nilay Hanım. Ben yarısını yiyordum. Yine şekerim... Nilay Hanım duymuyor. Nilay Hanım. Efendim. Doğum yaptınız bu arada değil mi? Yok, hayır yapmadım. İnşallah yakında. Ha, daha hala hamileliğiniz devam ediyor. Peki ne diyet verdiler size? Yani beslenme diyetimi işte günde 3 dilim ekmek, bir kaşık sebze yemeği, 3 köfte öyle şeyler. Ama bol bol ekmek verdiler yani. Yani bol bol dediğim 3. dilim ekmek. Tamam peki. Sonra ne oldu? Buyurun dinliyoruz şimdi sizi. Sonra dediler ki artık ondan da vazgeçtiler. Bu sefer dediler sizin psikolojiniz bozuk. Ondan şekeriniz yükseliyor, inmiyor aşağıya. Yine abi psikoloji bozuk sonra diyecekler. Yine aynı şey, hiç değişen bir şey olmadı. Şu an 8,5-9 aylık gebeyim. Sizin programınızı dinledim. Ekmeği sıfırladım. Evet. Şu an 1. haftasındayım. Ve ekmeği sıfırladığım anda insülini bıraktım. Ve en son hatta gelmiştim ben. Doza gelmiştim. 76 doz kullanıyordum. 76. Süper. Evet, ondan sonra bir baktım, inanamadım. Benim kan şekerlerim 115-120, o civarlarda. Hatta ben size söylediğiniz bir lafa inanmamıştım. Tarhana çorbası bile içmeyin demiştiniz. Evet. Ben bir kase akşam tarhana çorbası içtim. Bir ölçtüm şekerimi 170. Ve şu an ben bir haftadır insülin kullanmıyorum. Evet. Hayatımda bir hafta içinde kalp çarpıntılarım gitti. Terlemelerim gitti. Vücudumda enfeksiyon vardı, gitti. Ayak mantarım vardı, geçmiyordu. Kaşıntılarım vardı. Bunlar geçti. Aşırı vajinal akıntılarım vardı. Bunlar geçti. Saç dökülmelerim vardı. Bunlar geçti. Ve ben şu anda günde 13 kilometre yürüyebiliyorum. 9 aylık hamileyken. Bravo. Yürüyorum. Önceden 1 kilometre yürüdüğümde nefes nefese kalıyordum. Ve benim günde 3 saatim şu anda sokakta yürümekle geçiyor. Bravo, geçmiş Nilay olsun. Hanım, geçmiş olsun. Sizi kutluyorum. Allah tamamına süper erdirsin ya. Ama çok önemli bir önerim var, tavsiyem var size. Bir, şeker takibine devam edin.
muhakkak surette hamilesiniz, şekerinizin yükselmemesi gerekir. Günlük şeker takibi çok önemli, düzenli olarak devam edin. Bu bir. İki, bakın bunun ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Artık hayatınız boyunca buğday yemeyin. Ve üç, bu da çok önemli. Bebeğiniz doğacak, inşallah sağlıklı olarak doğacak, sağlıklı olarak büyüteceksiniz. Bebeğinize hayatının başından sonuna kadar bir gram bile buğday yedirmeyin, tadına baktırmayın. Onun da sağlığını koruyun. Çok güzel bir iş yapmışsınız. Ben sürekli sizin gibi yüzlerce hastadan mailler, telefonlar alıyorum, mektuplar alıyorum. Ve bunu da her yerde söylüyorum. Bakın bu iş parayla değil. Size ilaç tavsiye etmiyorum. Size başka bir şey tavsiye etmiyorum. Diyorum ki diyabetten kurtulmanın yolu buğdayı kesmektir. Buğdayı kestiğiniz anda aynen sizin yaşadığınız gibi diyabetten kurtulmak mümkündür. İnsanlara insülin verileceğine, ilaçlar verileceğine, hele ki hamilelik döneminde bu kadar yüksek dozu insülin kullanacağına önce beslenmesi düzenlenmeli. Buğday hayatından tamamen çıkarılmalıdır. Radikal ve katı bir şekilde. Siz bunu yaptınız, başardınız. Sizi kutluyorum ve size alkış atmak istiyorum. Evet. Muhakkak alkışlanmanız gerekiyor. Bravo size. Tebrik ediyoruz Nilay Hanım. Geçmiş olsun. Harcadığım masraf sırf bu şey için doktor parası, insülin parası, ilaç parası ya. Hesapladım. 890 lira bir para. 890 neredeyse askeri ücrete yakın bir para. Allah'a şükür benim durumum iyi olduğu için ben bunu hiç göz ardı etmedim. Fakat taş tatlısı en kral ekmek 4 lira, 2 lira. Aha. Bütün matrak ekmeği bırakmak ve su içmek. Bol bol su içmekmiş. Başka bir şeysi yokmuş. Kesinlikle. Bu işin. Kesinlikle. Allah helal olsun. Bravo size. Şekerinizi takip etmeye devam edin. Aman dikkat edin. Günlük şeker takibi çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Nilay Hanım. Programımıza katıldığınız, bunları bizimle paylaştığınız için. Hocam valla çok ben seviniyorum böyle telefonları aldıkça. Bu ben yüzlerce telefonlar ve mailler artık alalım. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonuna geldik. Şöyle bir geçip şimdi, bir detoks çayımız var. Detoks çayımız var, onu yapacağız. Hemen oradan tavanın altına açalım. Kaynayacak çünkü bu. Bu sizin hep verdiğiniz bir diyet var biliyorsunuz hocam. O diyeti de yine şimdi, ilaçsız yaşam kitabında bulabilirsiniz. Bizim internet sitemizde bulabilirsiniz. Kitabımız da geliyor. Çünkü sağlıklı beslenme neticede çok önemli. Bütün işte bu ürünleri saydık. İlaçsız o yüzden tedavi de geliyor kitabın ikincisi. İlaçsız tedavide zaten bu anlattıklarımın hepsini detaylı olarak bulacaksınız. Evde uygulayabileceğiniz bitkisel kürleri de bulabileceksiniz. Çok önemli. Şimdi bu detoks çayını kaynatacağız. Evet. Detoks kürü uygulayacağız. Bu kaynayan bir çay olacak. Onun için lütfen Aslı'cığım altını yakmanı rica edeceğim. Bir yandan da su kaynatalım. Kaynar suya koyacağız. Şimdi böyle çayları yaparken kaynatılan çayları yaparken bitkilerinizi her zaman kaynar suya koyacaksınız. Yani kaynamayan suya koyup da kaynamasını beklemeyeceksiniz. Kaynar vaziyette olacak. Bitkiyi attıktan sonra dakika tutacaksınız. Bu son derece önemli bir kuraldır. Buna dikkat edin. 3 tane önemli bitki kullanacağım. Bir de elma sirkesi kullanacağım. Kullanacağım elma sirkesi ev yapımı elma sirkesi olmak zorunda. Her zaman buna dikkat edin. Ev yapımı elma sirkesi kullanacaksınız. Sirke yapmayı öğrenin. Sirke yapmaya devam edin. Kitabımda var. Ev yapımı sirke nasıl yapılır? Bu kitapta tarifi var. Evinizde kolayca, hatta yediğiniz elmaların kabuklarını soyup kabuklarıyla bile elma sirkesi yapabilirsiniz. Bu mümkündür. Çok da basit bir işlemdir. Hiç zor değildir. Turşularınızı kendi kurduğunuz sirkelerle yapın. Kendi sirkeniz olacak. Ev yapımı sirke probiyotiktir. Probiyotik sirke doğru olan sirkedir. Şimdi bunun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyacağız. Bol miktarda probiyotik içerir. Bir yemek kaşığı elma sirkesinde onlarca milyar probiyotik bakteri vardır. Onlarca milyar. Ama önce bitkilerim var. 3 tane bitki. Birincisi taze kök zencefil. Taze kök zencefil koyacağım. Ne kadar? Bir baş parmağı boğumu kadar koyacağım. Bunu şöyle kabaca doğrayacağım. Hiç kabuğunu soymaya falan gerek yok. Çünkü zaten kaynatıp süzeceğiz. Taze kök zencefili kaynayan suyuma bir bardak kadar aslında şuradan sana ölçek olarak vereyim ben. Tabii. Elini yakmadan bir bardak kadar su koyacağız. Böyle bir kulplu tencerenin içine veya bir cezvenin içine bir bardak su koyduk. Bir bardak suyun içine bir baş parmağı boğumu kadar taze zencefil koyuyoruz. Attık içine. Ve biberiye koyuyoruz. Biberiyenin tazesini de kullanabilirsiniz, kurusunu da kullanabilirsiniz. Tazesini kullanırsanız kurusunun iki katı ölçeğinde kullanmanız gerekir. Kurusunu kullanırsanız bir tatlı kaşığı koyuyoruz biberiye. Yani tazesini kullanırsanız iki tatlı kaşığı ölçüsünde koymanız gerek. Şimdi biberiye ve kekikle daha da güzel kokacak. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da
biberiye koydum, bir tutam daha koyarsam tamamdır. Evet. Yanında kekiğim var. Detoks çayımızın tarifi de geldi zaten. Zencefil, malzemelerimiz. Kekik, biberiye. Çok basit. Her birinden taze zencefilden bir baş parmak boğumu, kekik ve biberiyeden bir tatlı kaşığı kadar koyduk. Bunları kaynamakta olan suya atıyoruz ve 3 bitkiyi tam 3 dakika kaynatacağız. Kaynamakta olan suyu atacaksınız, zaman tutmaya başlayacaksınız. 3 bitki 3 dakika kaynayacak. Bu kaynatma çayı bakın. İnfüzyon çayı vermiyorum bu sefer size. Kaynayan bitkileri en son indirmeye yakın tam böyle 3 dakika dolmak üzereyken elma sirkesi koyacağız. Bir kaşık kadar. Bir kaşık elma sirkesi koyduktan sonra da onu aşağı yukarı 10-15 saniye daha kaynatıp ocaktan indireceğiz, süzeceğiz ve afiyetle içeceğiz. Ne kadar içeceğiz? Her gün 3 fincan rahatlıkla içebilirsiniz. Her gün 3 fincan detoks çayı. Her gün 3 fincan detoks çayı içebilirsiniz. Yani faydaları neler? Onları da bir kez daha tekrarlayalım. Özellikle vücutta biriken toksinleri atmak için. Evet. Çok önemli bir şey. Diyeceksiniz ki belki, efendim ben çok dengeli besleniyorum. Her şeyi mevsiminde yiyorum. İşlenmiş gıdalardan uzak duruyorum. Sigara içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Benim vücudumda toksin yok. Öyle değil. Niye var? Şehirde yaşıyorsunuz. Egzoz dumanı soluyorsunuz. Maalesef, maalesef. Elinizi yıkadığınız su bile şebekelerden geliyor. Üzerinize kıyafet giyiyorsunuz. Elinize krem sürüyorsunuz. Gidiyorsunuz sıvı sabunlar var lavabolarda, sıvı sabun kullanıyorsunuz. Ya hanımlar gidiyorsunuz saçınızı boyatıyorsunuz. O boyanın içinde nasıl kimyasal toksinler var İşte biliyor musunuz? İşte her yerden zaten zehir alıyoruz. Gördük, duyduk, öğrendik. Makyaj yapıyorsunuz, anlattık. Bunların hepsi toksin birikimine sebep oluyor. Amerika'da yapılmış bir yayın var. Gösterildi ki şehirde yaşayan insanlar çok sağlıklı yaşadıklarını düşünseler bile sigara, alkol kullanmıyor, işlenmiş gıda tüketmiyor vesaire. Her yıl vücutlarında tam 2 kilo toksin birikiyor. Çok sağlıklı yaşasanız bile tam 2 kilo toksin birikiyor. Peki o zaman ben nasıl yaşıyorum? Vücudumda 2 kilo toksin birikiyor, zehir alıyorum da nasıl yaşıyorum peki? Nasıl yaşıyoruz biliyor musunuz? Bağışıklık sistemimiz sayesinde yaşıyoruz. İnsan vücudu o kadar da narin bir vücut değildir. Her şeye dayanır. O sayede, karaciğerimiz sayesinde, bağışıklık sistemimiz sayesinde yaşamayı beceriyoruz. Şimdi bu kadar konuşurken 3 dakikamız doldu. Sonuna hemen geldik. Şöyle hemen bir elma sirkemizi yemek kaşığı kadar koydum. Göz kararını ben çok severim. Göz kararı. Bir yemek kaşığı elma sirkesi koyduk. Şöyle bir karıştırdık. Birkaç saniye. Evet. Çayımız tamamdır. Bu kadar. Elma sirkesiyle birlikte içeceksiniz bunu. Ve şöyle süzüyoruz. Evet. Size bir detoks çayı yaptık. Biberiye. Bakın. Şu süzgeci de çıkaralım. Bunu artık bekletmeye gerek yok. Evet. Biberiye, kekik, taze zencefil ve elma sirkesiyle bir detoks çayı ben yaptık size. Ben şimdi o detoks çayını afiyetle içeceğim. Afiyet olsun, şifa ağzınıza olsun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür şifa ediyoruz olsun. Hocam. Umarım faydalı olabilmişizdir. Önemli İnşallah. Bilgiler, altın gibi bilgiler verdiniz. İnşallah. Bu arada ceketinizin kumaşını çok beğenmiş izleyicilerimiz. Teşekkür ederim. Onu da hemen teşekkür söyleyeyim. Teşekkür ederim, çok nazikler. Efendim çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yarın biz yine burada olacağız saat 11'de. Hepinizi işin aslına bekliyoruz efendim. Güzel bir gün geçirin, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sinpaş Filet Ofis